Günler Serkan Korkmaz'la başlıyoruz ama birazdan Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan da aramıza dahil olacak. Ee, şimdi lig bitti 3. hafta. Ee, hazırsa sevgili Özgür Akay toplu sonuçları da ekrana bir yansıtırsan şöyle onun üzerinden de konuşalım, değerlendirelim. Haftanın e, sürprizi var mı diye Serkan Korkmaz'la tabii böyle bir istişare yapacağım. Şimdi e, Ümraniye 0 Galatasaray 1. Giresun 1 Kasımpaşa 0, Hatay Spor 1, Gaziantep 2, Antalya Spor 5, Trabzonspor 2, herhalde haftanın e, ilginç ve dikkat çekici sonucu, Başakşehir 2, Kayseri 0, Beşiktaş 4, Karagümrük 1, Sivas Spor 1, Alanya Spor 1, İstanbulspor 0, Konyaspor 4 ve Fenerbahçe 4, Adana Demirspor 2, MK Ankara gücü maç yapmadı. Yani haftanın sürprizi, dikkat çekici maçı herhalde Antalya Trabzon maçı diyebiliriz. Tabii Fenerbahçe adına demir üstüne konuşulması gereken bir maç. Galatasaray tek golle de olsa işte için eleştirildiği ama tecrübeli bir oyuncunun attığı gol 3 puanı getirmesi ayrı bir konu. Beşiktaş Karagümrük maçı, Beşiktaş taraftarının desteği şöyle bir 3. haftayı maçları bir çırpıda göz önüne getirdiğimizde hangi maç Birinci Gerçekten sırada. çok iyi maçlar izledik. Çok heyecanlı maçlar izledik. Belki kalitesini laf edenler çıkabilir ama ben ortalama bir futbol sever penceresinden söyleyeyim. Öyle futbol uleması falan gibi konuşmanın da bir anlamı yok. Hakikaten çok heyecanlı ve çok keyifli maçlar izledik. Sonuçları bir kez daha alabilirsek onların üzerinden bazı maçları ayırmak durumundayım. Abi. Mesela bir tanesi Beşiktaş Karagümrük maçı. Evet Beşiktaş 4-1 yendi. Muazzam bir başlangıç yaptı maça. Yine çok iyi başladı Beşiktaş. Ama her zaman olduğu gibi Valerian İsmail'in başlangıçları iyi yaptığını, gelişme ve sonuçlarda sıkıntı yaşadığını tanıklık ettik. Neredeyse kara gümrük bu en bitik haliyle bile maçı beraberliğe taşıyabilecek baskıyı ve stresi yarattı statta. Ama Beşiktaş 4-1 kazanmayı başardı. Galatasaray yine Gomis'le 3 puanı uzandı. Gomis şu ana kadar... Tezon'un hemen başındayız. İki gol, 6 puan kazandırdı sarı kırmızılılara varlığı sorgulanan bir isim olarak hakikaten ironik. Şu anda Okan Buruk'a e, bir anlamda e, kalp masajı yapıyor gibi duruyor. Hani kötü anlamda söylemiyorum çünkü ben Okan Buruk'un orta vadede ve uzun vadede çok başarılı olacağına adım gibi eminim. Ama takım daha oturmamışken e, geç yapılan transferler nedeniyle adeta... ...yeni bir hazırlık dönemine girmiş bir Galatasaray gibi bir şey izliyoruz. Yani Galatasaray'da çok hayati transferler son ana kaldı. İşte Mertens'dir, Torreira'dır... Ee, ...ve onların yeni yeni takıma adapte oluş sürecine e, şahit oluyoruz. Bu e, resmi maçlar Galatasaray'ın hazırlık maçları gibi. Yani bir anlamda bir arayış, bir ideal 11 arayışına dönüşüyor. E, ve bu arada Gomis de e, takıma hayat veriyor. Fatih Terim Tabii. döneminde Galatasaray'dan gönderilen gidişine... E, direnç gösterilmeyen e, Gomis zam istediği için e, sonrasında onlarca milyon euroluk golcü transferlerine sebebiyet vermişti. Şimdi de e, adeta e, çok ciddi bir Fatih Terim varlığı var doğal olarak. Galatasaray'da Fatih Terim eğer bir takım çalıştırmıyorsa her zaman Galatasaray'ı çalıştırmaya aday olduğundan dolayı enteresan bir şekilde Gomis performansıyla şu anda Galatasaray Şimdi... ligde zirve yarışına tutunuyor. Bu arada tabii Mesela Giresun alkışlamak lazım. Alkışlamak lazım. Kasımpaşa, Kasımpaşa puan endişe attı. verici bir aslında. Kasımpaşa sıkıntıda. Hatay öyle. İstanbulspor toparlayamadı. Kötü girdi lige, devam ediyor. Hatay Gaziantep maçı da keyifli bir maçtı. Gaziantep usta ayaklarıyla güldü. Akılcı bir oyun ortaya koydu. bence teknik direktörüyle kimyası tam olarak tutmuş ve bu sezonda da damga vuracak takımlardan birisi olabilir. Hatay bir bocalama sürecinde toparlanabilirler. Karagümrük sıkıntı daha. Evet ama Antalya-Trabzon maçı dediğin gibi haftanın en acayip maçlarından biriydi. 5 gollü bir mağlubiyet, son şampiyon. Üstelik Kopenhag maçları arasında bu kadar kritik bir dönemde böyle bir skor. Maçı izlemeyenlerde büyük endişe yaratmış olabilir e, Trabzonspor taraftarı açısından. Ama maç 5-2'lik maç değildi. Ama şunu da söyleyeyim Antalyaspor hak ederek bir 3 puan kazandı. Şunu da ekleyeyim e, Trabzonspor'u... Ben daha çok Şampiyonlar Ligi yorgunu ve Şampiyonlar Ligi konsantrasyonuyla boğuşurken gördüm. En az Antalya'daki sıcak, nem ve zorlu rakip kadar. 5-2'lik skor ciddi anlamda moral bozucu bir skor kabul ediyorum. Ama o kadar da moral bozacak bir şey yok. Aslında hani böyle 2-0, 2-1 gibi bir Antalya galibiyetiyle de Gidebilirdi bu ıı, karşılaşma. Başakşehir 2, Kayseri Spor 0, Başakşehir daha da iyi olacak bence. Enteresan bir noktaya gidiyor. Çok önemli bir transfer yaptı biliyorsun. Ee, en son ıı, Traore'yi aldılar. Ee, Beşiktaş, Karagümrü'yü 4-1 yenerken muhteşem bir performans sergiledi. Bireysel anlamda bir Enkudu, Salih, ıı, Rozier ve Gorst. Ee, hatta Getson performansları muazzamdı. Ee, ama ben Salih'i, Enkudu'yu bir önceki maçta 46. dakikada tuhaf bir şekilde oyundan alınan bu iki oyuncunun performansını ciddi şekilde ayırıyorum. Ve gol, üst düzey bir golcü olduğunu gösterdi. Ee, Sivas-Alanya maçı 1 bir, bir berabere bitti. Zaman zaman sıkan maçlarından birisi oldu bu haftanın beni. Konya Spor'da beklendiği gibi hiç zorlanmadan sanıyorum şu ana kadar ligde gol atmayı başaramamış İstanbul Spor karşısında rahat bir galibiyete e, kanatlandı ve evine 3 puanla döndü. Dün akşamki maça gelirsekse e, özeti girelim. mi? Yani Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı üzerine belgesel yapılacak kadar önemli bir maç. Bireysel performanslar, e, maçın kendi içindeki hikayesi, maçın önü, maç sonu demeçleri, başkan e, Sancan'ın açıklamaları olsun, Fenerbahçe cephesinden gelen açıklamalar hepsini olsun vereceğiz. Yani şu kadarını söyleyeyim. E, Jorge Jesus'un maç sırasında gömlekle Maçtan sonra takım elbiseyle basın toplantısına çıkışına kadar o kadar çok detay var ki üzerine konuşmaya değer. Bireysel performanslar açısından, takım performanslar açısından. Yalnız bu maçı da izlemeyenlere şöyle söyleyeyim. Maçı neredeyse çeviriyordu Onyekuru ve Belanda. Fakat Onyekuru ve Belanda'nın sağ içindeki Fenerbahçe taraftarıyla girdiği tuhaf iletişim çok uzun süre konuşulacak gibi duruyor. Hatta kendi başkanları... ...Murat Sancak tarafından da eleştirildiler biliyorsun. Şimdi tabii maçın ardından açıklamaları izleyeceğiz ama önce bir karşılaşmanın önemli anlarını hatırlayalım. Sonrasında bir maçı değerlendirelim. Arkasından Murat Bey'in Sayın Sancak'ın açıklamaları tabii maç sonu röportajlar ekran gelecek. Buyurun. Evet maç sonu röportajlara geçeceğiz ama öncelikle şöyle bir maçla ilgili bir yorum yapalım. Serkan Korkmaz'la birlikte. Tabi Adana Demirspor'da aslında Hasan Balonga'nın 11'de başlayacağı haberi vardı. Ama son anda bir e, rahatsızlığı, sakatlığı e, olduğu için iğneyle oynadı. Ve Zuba ile başladı hoca Montella. Fenerbahçe her zaman olduğu gibi kendi sahasında seyircisiyle önde baskı kurarak e, gerçekten çok bunaltıcı bir e, baskıyla e, 4-2'lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Toplamda 3 Ümraniye maçı. 6 da burada 9 4 golde Adana Demir'e 13 13. 7 gol 3 2 5. Yani 13 gol lig maçında gerçekten zaten herkes söylüyordu. Çok golcü bir takım, üretken bir takım. Ama dikkatinizi çeken bir şey var mı bilmiyorum. Jesus'a olan inanç her geçen gün böyle büyümeye, 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 büyümeye başladı. Daha da yukarıya gidiyor. E, hakikaten oturmasını, kalkmasını, hitabeti hem oyuncularına hem kamuoyuna hem staddaki kameralara ee, bilen bir adam, e, üstüruplu bir adam ve olgun bir adam. Her şeyden önce bir winner ve Fenerbahçe'nin mevcut şartlarda alabileceği en iyi yarışmacı ve ihtiyacı doğrultusundaki teknik direktördü. E, her seferinde de bunu gösteriyor. Yepyeni bir takım Fenerbahçe. Kendisi dahil, bütün kadrosu. Yeniden kurulmuş bir takım. Fakat şuna da dikkat çekmek lazım. O kadar da rasyonel bir adam ki... Herkesin gitmesine kesin gözüyle baktığı isimlerden biri olan Valencia'yla... Şu anda şov yapıyor. Bak Valencia... Gönderilecek. Kesin gidecek. Kesin gider. Ona teklif de var. E zaten şimdi fazlalık gibi hücum bölgesine forvet attığında çok transfer yapıldı. E golcü zaten alınır falan derken Valencia'nın akibeti belli değilken Valencia şu anda ben dahil hemen hemen herkesin Fenerbahçe'nin ideal 11'ine ilk yazılan isim konumuna geldi. Muhteşem oynuyor. Zaten tanınan, bilinen bir oyuncu ve şu anda bence formunun zirvesinde, vazgeçilmez bir noktada. Vazgeçilmez bir noktada. Hakikaten çok üst düzey bir performans sergiledi. Şimdi Valencia'nın attığı penaltı golüdür. İşte goldür onları bir kenara bırakalım. Zayt'sın Lincoln'un sert kaleye paralel gönderdiği topta ayağını içini kaleye koyuş şekli ve adeta o sert şuta bant oluşu ve topun tavana asılması ben o golü gerçekten çok ayrı bir yere koyuyorum. Çok hoşuma gitti. Çok güzel gerçekten izlemeye doyulmayacak kadar özel bir gol olduğu kanaatindeyim. Valencia'nın attığı şu golde de koşusu çok doğru. Savunmacıyla kalecinin arasına topu kırıyor ve orada e, savunmayı arkasına alıyor. Kaleci de tam yetişmek üzereyken topu uzaklaştırıyor. Savunmacıyı yatırıp golle buluşturuyor. Çok da güzel goller izledik. Yani bu arada iyi bu... bir Fenerbahçe izledik. Mest olan Fenerbahçe taraftarı Adana Demirspor gibi iddialı bir takım karşısında ki kazanan lider oluyordu biliyorsunuz. Adana Demirspor kazansa Adana Demirspor lider oluyordu. Böyle bir iddia da vardı. Ee, şu oyun Fenerbahçe'yi taraftarları mest etti. Dün akşam maç geç saatte bitmesine rağmen Kadıköy'de bayram havası, stadı geç terk etme bunların hepsini çok uzun bir zaman sonra yeniden gözlemlemiş Bulunduk. Ee, Fenerbahçe havaya yavaş yavaş giriyor. Ligin 3. haftasında lider olmak belki pek bir şey ifade etmiyordur ama e, ne olursa olsun psikolojik üstünlük açısından, moral motivasyon açısından ve Fenerbahçe'nin bu seneki hedefleri açısından ben çok önemli bir maçın geride kaldığı kanaatindeyim. bir kırılma noktası olabilir Bu arada bu hakikaten çok iyi bir oyun ortaya koydu Fenerbahçe ama bir o kadar da adına mesela şimdi özette önemli anlara bakıyorum gerçekten çok ciddi o maçı canlı olarak izlerken insan farkına varamıyor şimdi farklı oynamış Adana Demir takım. Mesela Onyekuru renk katmış. Mesela şimdi artık Mario Balotelli'siz bir Adana Demir olacak. Bu önümüzdeki hafta İyi de Artem Zuba var. Yani Zuba, belki hazır değil Hazır değildi. Ee, golü de hani kolay bir goldü. Onun klasındaki bir oyuncu için hani <laughs> övünmez bile öyle bir gol attı diye. Ama bu arada o Belanda'nın dört işareti sosyal medyada da. Belanda'nın Onyekuru'nun dört. Hem o bir de Belanda'nın da resmini gördüm ben galiba. Ya öyle Tam yanlış hatırlamıyorsam. Ben Onyekuru'nunkini gördüm. Ee, o Alyoski'nin ne diyorsun? Şey, muhteşem. Ya, muhteşem. Muazzam bir gol oraya. ya. Orada ben sabah saatlerinde Murat Bey'i aradım. Murat Sancağı Sayın Başkan. Yani şu o dört işareti konusunda e, bir açıklama olacak mı? Yapacak mısınız? Dedi. Yaptı dün akşam Şey sanki. dedi. Cesus e, çok büyük bir hoca. Hiçbir sıkıntı yok. Dünyanın en önemli antrenörlerinden, hocalarından ama yardımcıları dedi. Orada dedi bizim oyuncumuzu tahrik ettiler dedi. İşte Dört gol mümkünden attık farklı vesaire. bir konuşma tabii bu. Bizim oyuncum ben sordum dedi. Ee, bravo, helal olsun. Oyuncusuna hesap soruyor. Tabii değil mi? Tabii, Neden yaptın böyle bir şey diye. Ne, ne gerek var diye oyuncusuna bravo. soruyor. O da diyor ki başkanım kulübeden bizi beni kızdırdılar. İşte dört attık hani dört gol dört e, böyle skoru gösteriyor. Ya Murat Bey'in açıklaması, Jason yardımcıları onun üzerine de. Ee, bizim oyuncumuz tahrik oldu diyor Murat Bey ama tabi ben diyor kendi oyuncuma da diyor uyarı yaptım e, ne olursa olsun kimsenin tahrine gelmeyeceksiniz dedim diyor kendi oyuncusunu uyarmış Murat Bey yani bunu da haber e, olarak senin transfer evet. konusunda Türkiye'nin en önde gelen ülkeylerinden birisi Peki abi bir dakika öyle. dur lütfen öyle dur Belanda Galatasaray'ın yolları nasıl ayrıldı Bravo Güzel bir soru. Söyler misin bana? Ee, taraftarla girdiği diyalog. Yönetime laf etti. Belen de kovuldu. Belen de Galatasaray'dan kovuldu. Onyekuru Galatasaray'a gelmek için <laughs> muhtemelen her hafta sorti yapıyordu. İki yani iki kere mi, üç kere mi ne geldi daha önce zaten? Bir kez daha gelecekti. Ama bu sefer yani Kerem var, işte Mertens var falan filan. Hani Onyekuru bu sefer teveccüh görmedi Galatasaray'da transferi yapanlardan. Ya artık bir daha mı Onyekuru? Be, i̇nsanlar da sıkıldı. Yoksa Onyekuru <laughs> değersiz ve kötü bir futbolcu ya. olduğu için değil. <laughs> ama Onyekuru'nun bu gidiş gelişleri Monaco süreci falan çok yordu. Ama bu sene Ama Onye iyi Kuru başladı istenmedi. abi. Ama istenmedi. Belan da gönderildi. Yanlış mı? Onyekuru istenmedi diye görüşme yapmışlar abi. Onyekuru'yla. İstenmedi ama. E, şartlarda anlaşamamışlar. Onyekuru Galatasaray'dan... Ya Adana de... Demirspor'un anlaştığı şartları Şu... Galatasaray her futbolcuyla anlaşamıyor. Şöyle. Onyekuru e, 3 yıllık yapacak, garanti sözleşme kuruyor. istemiş abi. Orada bir Galatasaray yönetimi bekleyin. Bekleme kararı alınca sonra menajere Daviya Başakşehir'le görüşüyor. Kerem var, Mertens var. Hatta da Uluda Sarıçi Koç'u ne yapacaksın Onyekuru? O süreci ben hemen sana anlatayım abi. <laughs> bu arada çok iyi adam. Onyekuru Başakşehir'le görüşüyor William Davia. Ee, Yunus gittikten sonra e, Sayın Başkan Davia'yı arıyor. Murat Bey, Adana Demir Başkan. Diyor ki gelin görüşelim. Davia 3 yıllık garanti sözleşme diyor. Biz diyor 3 yıllık sözleşme yapmayız diyor Murat Bey. 1 yıllık sözleşme yaparım. Parası bu. Artı koyarsam diyor. Artı sözleşme koyarsam o da eğer Onyekuru işte atıyor 19 gol atarsa veya bizi Avrupa'ya taşırsa o artı sözleşme otomatik devreye girer diyor. Zamlı şekilde. İşi böyle bitiriyorlar. Yoksa Onyekuru'da tamam. da... Tamam. Ee, şey ama benim söylemek istediğim şu Aykut. Ee, Onyekuru istenmeyen, istenmemiş ve hatta biraz da tatlı tatlı refüze edilmiş bir isim. Belanda ise gönderilmiş bir isim. Yani resmen yönetimin sözleşmesini feshederek gönderdiği bir isim. Şimdi bu oyuncuların Galatasaray'a karşı büyük aidiyetler duyduğunu falan iddia etmekte bana çok gerçekçi gelmiyor. Peki. Bir hocaları dinleyelim. O arada Murat Özbostan da stüdyomuza gelecek. Özgür de beni uyardı. Bir antrenörlere bakalım. Arkasından Murat Bey'in açıklamaları da bence önemli. Onu da gireceğiz ama buyurun. Şimdi sistem öyle bir sistem ki Murat abi. Hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Hani diyor ya başkan parayı getirsin, yatırsınlar. Sistem şöyle işliyormuş abi. Serbest kalır maddesi avukatlar nezdinde ve banka nezdinde imzalanıyor. Deniliyor ki 5 milyon euro işte 4 milyon euro gelsin bloke otomatikman kalkıyor. Mesela bugün tamamen örnek veriyorum. Murat abi gitse 4 milyon euro verse Bon servisini alabilir yani hemen serbest çıkabilir. Ne diyor başkan? Parayı getirsen alsınlar. Ama benim yaptığım araştırmalara baktığımızda Murat abi bu oyuncu Mario Balotelli'nin İtalya ya da İsviçre taraflarına sanki yakın gibi geliyor. Gidecek yani diyorsun? Gidiyor gidiyor. Bu hafta gidiyor abi. Niye gidecek? O kadar iyi iyi geçmişti geçen sezon. Yani, yani şehir oyuncu bakıldığı zaman. Bir herhangi bir problem. Bir renkli de bence ama demek ki bir sezonluk bir şey oldu tabii bir problem yok oyuncuda da yok kulüpte de yok ama e, yani artık hani tamam demiş. Ya ben açıkçası gitmesini istemem bir futbol sever olarak yani burada özellikle oynadığı zaman süreci içerisinde benim de dikkatle izlediğim bir oyuncu yani bence geçen sezonda hiç beklemediğimiz kadar ki bence kamuoyu da beklemiyordu yani bu çünkü deli dolu tarafı olan bir adam yani acaba 10 maç bir ceza alır acaba işte orada bir şey mi yapar taraftara bir şey mi fırlatır filan derken gayet şey bir sezon geçirdi yani iyi iyi bir sezon geçirdi evet bazı şeyleri oldu ama yani kimlerin olmuyor yani her takımda öyle sinirli oyuncular var İtalya milli git, git, takımına gitti abi. Evet, gitmesini istemem. Asıl Sayın Başkanın tabi açıklamalarının içerisinde tabi yani işte bu maça dikkat çekilmesi, bu maçın haftanın maçı olması belli ki hakem hakemden şikayet. Yani tam bunu ifade etmiyor net bir şekilde. Ama, ama Kasım'a kadar diyor, çok bırkalamayacağım diyor, konuşmayacağım yani, diyor. Yani Kasım meselesi de herhalde şeyden yani Ortak Dünya bir Kupası. Bir dünya Kupası'na kadar, araya, Kupası araya kadar. kadar e, en herkes konuşuyor hakemlerle ilgili. Öyle karar mı almış kulüpler bir? lig tamam, başlamadan ha, konuşuldu ya. Ben konuşmayacağım dedi. Canım Beşiktaş konuşmadım geçen Am hafta Recep Bazı gitti. başkanların konuşmama kararı var. Hmm. Hayır benim bildiğim Sayın baş Sayın Futbol Federasyonu Başkanı zaten onu kendisi söyledi Mehmet Büyükekşi. Yani bir bize kasıma kadar süre Bir kasıma kadar bir süre verin. Yani bir en azından bir 14 maç şeyi bir yapalım. Ondan sonra bu arada tekrar sizinle oturalım bir şeyiniz var mı? Yani düşünceleriniz neler? lige dair, hakemlere dair, ne bileyim kurullara dair tekrar bir müzakere edelim dedi ama bu böyle olmaz yani. Olmadı nitekim yani Beşiktaş işte açıklamalar yaptı. Arkasından Beşiktaş'ın Sayın Başkanı Riva'ya gitti. Arkasından işte orada bir gerilim yaşandı. Federasyon Başkanı bir şeyler söyledi derken bir anda böyle bir hakem şeyi yaşandı. Dünkü maçta da tabii ki yani Fenerbahçelerin hoşuna giden, Adana Demirlerin hoşuna gitmeyen tabii ki bazı pozisyonlar var. Yani işte Adana Demirler yani burada niye oyuncu kart görmüyor? Aynı hareketi o da yaptı. Vardaki niye çağırmıyor? İşte öbür taraf bir hala bir hareketlerin ve kartların bir hala bir standardı yok. Bu bir gerçek. Yani X maçta bir penaltı pozisyonu oluyor. Orada işte çağrılıyor, veriliyor ya da verilmiyor. Öbür maçta bir oyuncunun diğer bir oyuncuya sert bir hareketi oluyor. İşte diyelim ki vardı kişi çağırıyor. bu hakem izliyor, atıyor. E aynısının bir benzeri var. Burada kimse görmüyor, vardı çağırmıyor. Devam ediyor. Yani bu nasıl bir şey? Yani bir eylem varsa bunun kuralı tektir. Yani ya atarsın ya atmazsın. Yani bu maçta olan diğer maçta da bir benzeri yaşanıyorsa e niye orada farklı oluyor? Bence en temel sorun bu kararların e, ee, istikrarsızlığı mı diyeyim, kararlardaki uyumsuzluk diyeyim. Yani aynı pozisyon fakat görüşler farklı. Aynı pozisyon vardaki hakemin görüşü de farklı kardeşim. Yani orada mesela çağırıyor diyor ki gel hocam izle diyor sen görmedin diyor bak ayağına böyle daldı diyor işte çok şey bir hareket var diyor izliyor atıyor ama başka bir oyuncunun başka bir oyuncuya yaptığı ona benzer pozisyonda e çağırmıyor yani tuhaf hakem, değil mi yani hakeme yok çok tuhaf tabii canım bir standart yok standart olmamasının sebebi aslında hakemlerin kalite farkları yani oyuna karşı e, niyetlerinin farklı olmasından kaynaklanıyor. Mesela dün akşamki hakem sonuç itibariyle hani <laughs> Adana Demirspor tarafı e, her ne kadar şikayet etse de VAR'ın devreye girmesiyle bazı e, hatalar e, yol yakınken ee, şey oldu, düzeldi. Mesela penaltı, Valencia'nın kazandığı penaltı. Hakem göremiyor ki pozisyonu. Var verdi penaltıyı. Kırmızı kart. Hakem göremiyor ki o pozisyonu. Var verdi. Şimdi hakemlik olarak dün akşam bir iyi bir performans izledik ama çoğu vardan kaynaklı. Yani aslında kötü bir maç hakemi izledik. Gerçekten kötü. Ama o var içinde aynı şey. var iyiydi. Ya var elinden geleni yaptı ama şimdi şöyle bir durum var. Onda da şöyle bir standartsızlık var. Her maçın hakemi ee, dün akşamki maçın hakemi gibi davranmıyor. Kimisi ise pozisyonu görüp devam diyor. Var devreye giriyor. Diyor ki, "Burada bir müdahale var." diyor. "Sen ne gördün?" diyor. Adam diyor ki, "Ben gördüm. Evet, müdahaleyi de gördüm. Bence devam." diyor. Fakat bu hakem bir şey göremediği için tamamıyla varın kontrolüne geçmiş durumda. Çünkü Kabul edelim ki arkadaşlar, biz de hakem olsak bazı pozisyonları normal hayatın, e, oyunun normal akışında gördüğümüzde penaltı çalacağız ya da çalmayacağız. Vara gidince vermek zorunda olduğun bir karar var Murat. Hı hı. Mesela temas, temas varsa ve sen penaltı çalmışsan var devreye giremiyor biliyorsun değil mi? Hı hı. Çünkü temas var ancak temas yoksa kendini yere attı temas bile yok diyor öyle devreye girebiliyor. Sen o teması görüp yanlışlıkla penaltı çalmış olabilirsin. Çünkü her temas penaltı değil. Ama sen yanlış bir penaltı çal çalmana rağmen var devreye giremiyor. Her temas penaltı değil çünkü. Daha geçen haftalarda bir tane kaleci pozisyonu oldu ama hangi maçtaydı hatırlamıyorum. aslında Muslera'nın vardı galiba pozisyon içinde. Aynen. Giresun maçı mıydı ya? Yani? Bilmiyorum sen ama hakem hakem mi var adam yani kendini alçıya aldı. E, kaleciye çarptırıp penaltıyı aldı. Hani aslında penaltı değil de diyemeyiz. Kağıt üstünde penaltı. <laughs> Ama vara gidince penaltı. Vara gitmesi o pozisyon hiçbir hakem vermez onu. Yani sonuçta varda verilen kartlar, varda verilen penaltılar her ne kadar doğru da olsalar belirli bir standart çerçevesinde değerlendiriliyorlar ve bizim maçlarımızda standart bir hakem tavrı Öyle göremiyoruz. Mu? Şimdi <laughs> hakemleri bir kenara bırakırsak kaliteli bir maç oldu. %100. E, der misin? Tabii ki. Murat yani abi. Kaliteli diyemem ama çok heyecanlı ve çok güzel bir maç oldu. Yani evet güzel bir maç oldu. Bana göre de kaliteliydi de ya goller, heyecan, saitsin, simboler öyle ya. diye ayağını koyuyor. Yani bak bakıldığı zaman Muhteşem. bakıldığı zaman şimdi Adana Demir iyi bir takım, iyi bir kadrosu var ve ilk iki hafta yanılmıyorsam Kazandı. 4 gol atmış. Pardon 6, gol 6 gol atmış. E şimdi 6 gol atmış ve kazanmış bir takımı sen e, evinde Kadıköy'de yeniyorsun. Yani bu önemli bir iş ve bir birkaç gün önce de perşembe günü de ya da çarşamba mıydı? E, maç oynamışsın perşembe günü. bir maç var. Yani orada kazanmışsın ve yine orada <laughs> hoca 7-8 kişiyi değiştirmiş. Sonra bu maç oynanmış. Burada yine değiştiriyor. Yani bakıldığı zaman ben şöyle bir soru sorsam ya yani Fenerbahçe'nin yıldızı kim desem ben bana göre Fenerbahçe'nin yıldızı şu an <laughs> Buna Valencia diyen olabilir. Başka isimler söyleyenler olabilir ama Fenerbahçe'nin şu an itibariyle geride kalan haftalarda ki yıldızı Jorge Jesus. Bak diyor ki yani, Jesus. Açık ara. 3 günde bir <laughs> maç yapıyoruz. Her maçta 5-6 oyuncu değiştirmemiz gerekiyor diyor. <laughs> Kaç gol attı dedik Fenerbahçe'ye? 14. Mi? 14 gol attı. 14 gol attı. Galatasaray kaç gol attı 3 haftada? 2. 2. 2 değil mi? Hı -hı. Komis. Şimdi bir Hı -hı. şey maçı. Yani ne diyoruz? Fenerbahçe taraftarında 103 gollü rekorun kırılacağı bir sezon beklentisi oluşmaya başladı. Neden? <laughs> evet. Fenerbahçe kamyonla gol atıyor ve Fenerbahçe hala golcü alsın deniyor. Ben de dahil olmak üzere yani yanlış anlasın mısın kendimi sıyırmıyorum. Almalı mı? Bence de hala, hala. almalı ama... Bence yani Bir yandan da defa... almasa da ne diyeceğim yani baksana Valencia'ya takır takır atıyor adam 6 tane gol attı. Serdar öyle Galatasaray'ın 2 gol attığı ligde Valencia 6 gol attı. Peki <laughs> sana çok enteresan bir bilgi veriyorum. Şu anda Süper Lig'in ilk 3 haftasında ligde en çok hücum aksiyonuna giren takım kim? Fenerbahçe'dir abi. Mantıklı bir şey söyledin sence? Ben... Beş da girmiş olabilir. Kısa oyun Ama Galatasaray. oyunlarıyla. Ama Galatasaray mı? Ne iki gol atıyor değil mi? İkisinde. 92 hücum aksiyonunda <laughs> iki gol atıyor Galatasaray. Kim? Galatasaray mı? Evet. Abi? instat Çok verilerine inmiş. göre. Çok 92 inmiş. hücum aksiyonu var Galatasarayın ilk üç hafta. Instat verilerine göre. Önüme şu anda düştü. Hani süçü satış affola hani bazen de tir falan oluyor. O zaman biliyorsun. Galatasaray'da büyük sorun var demektir yani. Galatasaray'da gol nutkı var, yani. gol var ve Galatasaray'ın Galatasaray'a geçeriz yani. Gerçi ya şimdi Fenerbahçe'de var, kalalım. Var. Fenerbahçe'le devam edelim abi. Fenerbahçe'nin şu anda direkması şu. <laughs> ya yendik, ettik. 3-0'a da getirdik. Bayram havası var, özgüven tavan. Herkes zevkten çok mutlu, keyif aldılar. işte Fener böyle kazanır. Yer de ama yediğinden fazla atar, kazanır. Adana Demirspor da kazansa lider olacaktı. Ama biz yendik, biz lider olduk. Şu anda bir özgüven patlaması ve mutluluk var ve çok da haklılar. Yanlış anlamasınlar. Ama golcü lazım mı değil mi? Şimdi ben altından giriyorum, üstünden çıkıyorum. Ya bu Valencia'yı göndermeye çalışmak, gitsin diye gözün içine bakmak. Sezon öncesi böyle değil miydi Murat? evet. Şöyle. Geçen e, sezondan Serdar beri. Dursun kim Fenerbahçe'nin birincil forveti golcüsü diyebiliyor ki. Dün bütün gol aksiyonlarında olan bir adamdan bahsediyoruz. Bak dün Fenerbahçe'nin attığı dört golün dördünde de Serdar Dursun var. Şimdi Galatasaray'da da iki santrafor var abi. Gomis Seferovic. Fenerbahçe'de kaç tane var? Valencia ve Dursun. evet e Galatasaray'da bir santrafor istiyor. Mecbur alacak. Evet, oraya geleceğiz. Galatasaray'ın çok enteresan bir başka durumu var. Galatasaray Buraya mesela şu anda yabancı istiyor. futbolcu arayışı inanılmaz bir şey. Yani hani eşyanın tabiatına, hayatın normal akışına ters bir şey. Galatasaray'ın şu anda ilk 11'de oynatabileceği <laughs> Türk futbolcuya ihtiyacı var. Umut Bozok mu olur? Cengiz Ünder mi olur? Kaan Ayhan mı olur bilmiyorum. Yabancı Ama Galatasaray, yabancı. Kerem, Emre Akbaba, e, Yunus ve Abdülkerim. Bu dörtlüden bir üçlü bulmak zorunda. Ve bence en büyük açmazı da bu Okan Hoca'nın. Şeyde. Oysa ki 11'de direkt oynatabileceği bir Cengiz gönül rahatlığıyla veya bir Kaan Ayhan... Veya bozok. umut bozok. Bak gol sorunun var senin tamam. Gomis tecrübesiyle. E... Galatasaray'a mı geçtik bu Yok arada? yok. Orayı bir ha. tamamlasın ben bağlayacağım. Evet. Abi. Galatasaray yani Gomis tecrübesiyle <laughs> iki gol attı. Zaten iki gol attın ve 6 puan aldın. Çok şanslısın yani ilk üç hafta itibariyle. Kötü bir puan aslında. değil altı puan. Bak Galatasaraya lazım olduğu kadar Fenerbahçe'ye de lazım bence. Hah. Sorun buydu aslında. Yani Fenerbahçe'ye lazım mı? Tam 3 hafta 14 gol bakıldım. bence alacak da zaten. Bence Sorlott alacak. alacak. Zaten... Hatta bak iddialı konuşuyorum. Fenerbahçe bence transferin son gününe dün... kadar Sorlott olasılığı çok yüksek. Ama dün ki... Alıp gelecekler dün... gibi geliyor. Dün Kicker'da bir haber çıktı. Sorlott'u Kicker'da Almanya'da Kicker. Kicker yani istemiyor diye Türkiye'yi diye bir haber çıktı. Yani bir açıkçası orada çıktığı için önemli bir basın kuruluşu. Yani dikkate aldım. Gerçekten de istemeyebilir. Yani evet. Oyuncu ile ilgili birçok yazdan yazın başından beri, Mayıs'tan beri yani Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hatta bir ara Trabzon bile acaba olur mu? Tekrar alabilir İstemiyor miyiz İstemiyor mu? Avrupa'dan da ona teklif yok Türkiye abi. Türkiye dönme konusunda bir şeyi varmış. Ya, haber böyle bir haber ama bu ne kadar sağlıklı bir haber bilmiyorum. Ama transfer sürecine de bakarsak oyuncunun <laughs> gelme gibi bir durumu şu ana kadar olmadı. Bir de Fenerbahçe evet bir golcü transferi e, yapacak görünüyor ama bir bence bir defansın göbeğinde de bir sorun var. Yani kimin boşluğu doldu mu dolmadı mı dün Atilla Zılay'ı bakarsak yani çok da iyi bir performans bana göre göstermedi. Yani kurunun ikinci yarıda o koridoru darma duman etmesi de enteresan. Yani şimdi Fenerbahçe maçı kazandı. Evet önemli maç kazandı ama o Onyekuru'nun müthiş oynadığı dakikalarda eğer Altay Altay'ın performansı olmasaydı bugün başka bir tablo da ortaya çıkabilirdi. Sonra kırmızı kart falan derken maç koptu gitti. Yani ben Fenerbahçe'nin kimin yerini tam doldurmadığını hatta defansa adam alması gerektiğini düşünüyorum. Yani artık orada tamam abi şey de Lemos var Serdar Aziz de geliyor herhalde orayı galiba kapattılar abi. Yani e, hatta. öyle görünüyor ama son. Sen siz son lazım diyorsun. Ben lazım diyorum yani e, kim başkaydı şimdi orada. Bu arada kimde Napoli'de gol attı? Bu hafta. Evet kim. Minca i̇yi de ekim. para kazandırdı. İyi de para kazandırdı. İyi, iyi, ne bitti. kadar yerinde bir transfermiş değil mi evet. abi? Yani orada Paragay'a para da Fenerbahçe'nin... Ne kadar Fenerbahçe oynadı, Ekim bir sene oynadı değil mi Murat abi? Türkiye'de bir, sene. Ta, bir sene. Da, adam bir sene oynadı. Paraya da bir, bir buçuk yani. falan diyelim ya ona. Ha, bir buçuk diyelim. Tabii, evet. Abi, evet bir arada buçuk. geldi çünkü. Arada geldi. Abi yani bir buçuk senede hem kulübüne para kazandırdı hem kendi şartlarını çok çok iyileştirdi. Gerçekten Fenerbahçe, çok faydalı bir transfer. Ee, bu kadar rotasyonlu kadrosuna rağmen hocanın ve bunun arkasında durup evet ben oyuncu değiştirmeliyim e, söylemleriyle e, sürekli kadroyu değiştiriyor. Çok da zengin bir kadrosu var. Hocanın bu açıdan şanslı ee, ve iyi gidiyor şu anda. <laughs> Murat Fenerbahçe. abi, dezavantaj mı avantaj mı abi bu kadar? Bence avantaj. Ben avantaj olarak değerlendiriyorum çünkü e, bakın hocadan hocaya da fark var. Bir de öyle değerlendirelim. Şimdi İrfan Can bir şey diyor mu hocaya? Orada oyuna girdim girmedim. Mert Hakan oynadım oynamadım. İşte Rossi, Crespo bakıldığı zaman şans bulmayan da oyuncular da var Fenerbahçe'de. Yani Kulübede rahatsızlık kim, yok kim Yok. Şu anda yok. Bu da tabii hocanın e, bence ağırlığı ve hocanın şeyi. O nedenle ben diyorum ki Fenerbahçe'de, kazanmanın da getirdiği bir huzur var. Yani Özgüven, kazan da var huzur da var. şimdi kazanınca her şey güzel. Fakat dün Onyekuru, Yusuf Sarı e, o golleri atsaydı, o kırmızı kart olmasaydı şu anda ne konuşuyorduk? Yani orada bir ilse, Ne konuşuyorduk işte, şu anda. E tamam Fenerbahçe'nin yani berabere mi kalırdı? Ne olurdu bilmiyorum artık yani yenilir miydi, berabere mi kalırdı? Şimdi yani sonuç itibariyle e, lider yani olmuş bir takımdan bahsediyoruz şimdi, şu anda. Onyekuru Gizemli bir oyuncu mu? Hani Onyekuru'nun özellikleri ya tutamadılar gizem... adamı. Tutamadılar ne demek ya? ya? tutamadılar. İşte Jesus bunun için var. Maç gidiyordu ya. Bir tane Onyekuru. Ama Bütün müdahale müdahale yapmadı mı sence orada? Yani işte yaptı o, yaptı yani. Ama yani Onyekurlu bir takıma karşı sence doğru kurguyla mı oynadı Fenerbahçe? Maçı da kaybedebilirdi diyor. Rus sureti gibi. E ya Adana Demir'in 20-25 dakikalık oyunundan bahsediyoruz, değil mi? Yani o kısa periyotta Onyekuru'nun sazı eline alıp oynamaya başladı ve e, sürekli e, şut denemeleri, pozisyon denemeleri ve golü de buluyor zaten. Ferdi'nin, Perez'in, Demos'un de, düştüğü evet, durumları gördüm. Evet, yani özellikle Ferdi'nin durumu. İki Ferdi yani. yani. Geç müdahale etti ama etti sonuçta ve durdurdu. Zaten bir de eksildi rakip. Evet. Ama bakıldığı zaman kazanan tabii ki haklıdır. Ee, ve kazanmak güzeldir. Ben öyle değerlendiriyorum. Tabii ki canım. Yani. Hem de çok önemli bir rakibi yendi. Önemli bir rakibi yendi ve ligin ilk iki haftasında iyi sonuçlar almış bir rakibi yendi. Değil mi? Evet. evet ama ben yine de dünkü yedek kulübesinin 10 kişilik haliyle ilk 11'e göre bazı açılardan daha doğru bir kadro olduğunu düşünüyorum. Ama bu benim naçizane görüşüm. Belki evet. insanlara komik ve tuhaf geliyor olabilir. Pekala. Ee, Altay hariç. Bir ara verelim. Saat başı devam edelim. Devam ediyoruz. Serkan Korkmaz ve Murat Özbostan'la birlikteyiz. Daha henüz fenerbahçe adına Demir maçını tamamlayamadık. En son kaldığımız yer Fenerbahçe'nin bir santrofor ihtiyacı konusuydu. E Tabii birçok isim yazılıp çiziliyor ama Sörlot konusunda bayağı bir ciddi duruyor Fenerbahçe yönetimi e ve Sayın Başkan. Her ne kadar yöneticiler bizim bir tarzımız var. Transfer haberlerini titizlikte ve gizlilik içinde yürütüyoruz. Dese de bir şekilde transfer böyle bir şey haber mutlaka bir şekilde Fenerbahçe kulübünden çıkmasa dahi oyuncunun <laughs> tanıdıklarından, oyuncunun ailesinden, işte oyuncunun yurt dışındaki medyadaki arkadaşlarından ve veya bir şekilde haber sızar. Yani bunu hiçbir şekilde hiçbir platformda, hiç kimse bugüne kadar engelleyememiştir. Ee, bu böyle bir gerçek masa gözünün önünde böyle duruyor. Her ne kadar Fenerbahçe kulübü yöneticisi e, açıklama yapsa da, bu bir iki e, hakikaten bir santrafor ihtiyacı var diyor musun abi? Ama sen öncelikle bir stoper dedin. Yani İlk ben bölümde. defansa bir takviye. Öte ya, Yani oraya da yapılması lazım diye düşünüyorum ama şey Valencia'daki oyuncu neydi? o bit, bitti herhalde ya o gelecek Max, yani. Max Gomez. Max Gomez o evet, yani e, onun or, bugün oradan İspanya'dan haberler vardı. Yani artık iş e, bitti şeyine ya geldi. mı görüyorsun? Evet evet. Şimdi yani. Murat abi'nin haber kaynağı da. Tabii. Ya, ya İspanya'daki bugünkü haberlerde böyle bir böyle ifadeler vardı. Yani bu iş artık bitti. Oyuncu Fenerbahçe İstanbul'a gidecek. <laughs> yola çıkıyor falan gibisinden ifadeler vardı. Ama ee, çok da bu transfer şeyini tabii fazla uzadı. da biraz transferde uzadı. geniş olunca kulüpler ağırdan ağırdan almaya başladılar ama e, tabii ağırdan alınca da bir takım şeylerde e, bunun sıkıntıları oluyor. Yani e şimdi Fenerbahçe evet 14 tane golü var ama yarın bir gün 2-3 üç tane bu adamlar gol atamasa <laughs> yine aynı durum. Vay efendim buraya niye transfer yapmak ki? Oraya da çok transfer yaptı Fenerbahçe. Ya bir sürü adam var ya. Vallahi öyle ölböyle yani bir keşkim var mı bütün kadro elimizde yani Fenerbahçe'nin kadrosunu. Berisha duruyor değil mi? Duruyor Berisha. Duruyor. Yani duruyor var. Gidecek, e... Ya Berisha duruyor. Golker bek diyecek. Eee Alanya'ya. Serdar Dursun var. Yani artık bir de Buruma var, Emre Mor var, Pelkas var. Abi Buruma var değil mi? Mert Hakan var. Yani İrfan var. Eee şey var Max daha ben oynamadı sakatlığından dolayı hiç. João hem forvet hem forvet Juan Pedro hem forvet hem, hem, hem forvet arkası. Yedekler arasında. Yani Fenerbahçe'nin e, ben oraya bir kere transfer ne olursa olsun evet ben de yapacaklarını düşünüyorum. Luis Enrique var. Yani yap, yapılacağını düşünüyorum. Ama şey, Luiz Henrique e, Lincoln Lincoln, Lincoln Enrique. şeye de defans hattına da yapılır mı? Bana göre yapılacak. Ben oraya da yapılacağını düşünüyorum. Yani İki tane bir oyuncu. Fenerbahçe kulübü hiçbir şey şansa bırakmak istemiyor. Çünkü e, yani bu önemli bir sezon. Bunu kendileri vurguluyorlar. E, bırak, yani sezonun gidiyor? Sezonun önemini... Yani sezonun üçüncü haftası geride kaldı Aykut. Şansı bırakmak istemeyen zamanında yapar o transferleri. Galatasaray da çok geç kaldı transferde. Trabzon Kopenhag maçını bekliyor. Ona göre bütün stratejisi değişecek. Yani Kopenhag maçını eğer istediği gibi tamamlar Şampiyonlar Ligi'ne adım atarsa Trabzon bambaşka bir şey yapacak. Ama Fenerbahçe'nin durumu öyle değil ki. Fenerbahçe Avrupa'yı öncelemedi. Lig şampiyonluğu önce dedi. Herkes de bunu son derece kabul edilebilir buldu. E Fenerbahçe'nin durumu bu kadar belliyken, stratejisi bu kadar belliyken işte stoperdir, işte veya golcüdür. Ben hani illa yapılsın demiyorum ama yani alınması gereken zamanlar bunlar mı yani? Bak Galatasaray ne kadar önemli bir hazırlık dönemi geçirdi ama en hayati oyuncuları hazırlık döneminden sonra aldı. Şu anda resmi maçlarda hazırlık yapıyor. Ya yani Torreya'yı, Oliveira'yı, işte efendime söyleyeyim, Michy'yi bir arada daha oynatamadı bile. Yani Mertens'i daha iyi kombi koyamadı. Neden? Çünkü geç yaptı transferlerini. Şimdi Fenerbahçe mesela Trabzon, ben Trabzon'dan hiç beklemezdim. Ama biraz da anlayabiliyorum. Şimdi hani katılım payı olarak 20 milyon euro totalde de bir 30 milyon euro gelecek bir Şampiyonlar Ligi katılımındaki strateji başka. Tabii UEFA Avrupa Ligi'ndeki strateji başka olur. Ee, ama yani e, kabul edelim ki. Fenerbahçe'de dahil tüm takımlarımız Beşiktaş'ın hala Beşiktaş'ta Berkay oyuna başlıyor. Kartal Kayra bitiriyor. Stoper Necip. Harika oynadılar. Çok mutlu Beşiktaş taraftarı tamam. İyi de yani Stoper Necip. Orta sahada da Berkay çıkıyor yerine Kartal Kayra giriyor. Yani sadece Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon değil yani. Bu transferler niye son güne kalıyor abi? Yeterli değil. Ya şaka gibi ya. Oysa ki an... sen zamanında yapsan transferlerini. Zamanında. Belki çok böyle kelepir, çok büyük isimler bulamayacaksın ama şu anda takımına entegre olmuş bir orta sahan vardı Galatasaray zamanında yaptı. Sen transfer yapılmasından bahsediyorsun da yani bu kadar Ama çok sezon... tıptsal problemler var yani ya takımınla. Bu takımlarda. sezon hayır yani bu sezon onun acay... golcüsü yok, bunun stoperi yok, onun orta sahası yok böyle şey mi olur? Bulsunlar canım yani bir sürü genç kadroları var, onlar var, bunlar var. Yani bu Şimdi bir şeyin kimse farkında değil yalnız. Yani bu pek de konuşulmuyor. Ya Galatasaray ağır bir maliyetin altına girdi. Fenerbahçe yine öyle, Beşiktaş Mesela öyle, Trabzonspor yani öyle. 15 evli. milyon euroya zaten. marka sattı Galatasaray? Ya sözleşmelerin bütününe bakalım ya. Sadece bu sezon Bitamam. bu sezonun kurtarmalarına bakmayalım. Yani uzun vadeli. Ya e, spor kesinlikle. yasası çıktı. Sanki hiç çıkmamış gibi hareket ediyor bu kulüpler. Abi, yani bakıldı galiba o yasaya. Nasıl kabul edelim E yani. edilmedi yani. Nasıl? Yani gayet rahat kulüpler. Tam yani kulüpler şey istiyor biraz e, değişiklik istiyorlar limit falan da yok. Gördüğüm kadarıyla limitlere limitsiz diyebilirim. E herkes Hacama, ha, herkes uyuyorlar yani. herkes ha, 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 ya. Herkes zorunda. uyudukları haliyse o zaman zaten sıkıntı yok. hiçbir dönem bu kadar transfer oldu mu? Yapmayın ya. Yani ben oluyordu 35 ama 35 futbolcu kurma hakkı 35 futbolcudan oluşan kadro kurma hakkı verdi ya TFF'e. Tamam alın diyor işte alın, A diyor. alın oynatın diyor yani bakıldığı Yo, zaman. Yok oynatmana da gerek yok oynatmaya da biliyorsun 8 tane yabancı oynatabiliyorsun ilk 11'de biliyorsun ama kadronda 14 tane mi bulundurabiliyorsun? Evet. evet. Yani 6 tane futbol oynayıp oynamadığı bile belli olmayan yabancı pasaportlu insanı bak futbolcu demiyorum kadronda tutabiliyorsun çünkü yani oynatman gerekmiyor ki zaten oynatamazsın da. Evet. Yani öyle büyük bir ekonomi yaratıldı ki. <laughs> 35 futbolcu ne demek ya? Ee, Serkancığım şimdi lig, ekonomi kime yaratıldı? Lig, abi kulüplere değil. Yani lig belirli şirin, bir zümreye ekonomi bakın, yaratıldı. Bakıldığı zaman eski gelirleri de yok. Murat Yayıncı abi. kuruluştan alacağı gelirler de azaldı. Neyse, Fena bu Bahçe onların sorunu. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında nasıl görüyorsun? 3 hafta biliyorum erken ben, daha ya ama. ben bir kere bütün takımlar için daha erken. Yani ama öyle bir kültür oluşmuş ki şu anda özellikle sosyal medyada bakıldığı zaman işte bir kötü sonuçla binlerce tweet atılıyor yani kendi takımları ile ilgili işte yorum yapan bir sürü insanlar olumsuz şeyler yazıyorlar bu öyle bir rüzgar haline geldi ki yani eğer siz kendi takımlarınızı biraz rahat bırakın yani bugün Okan Buruk içinde bugün işte Valerin İsmail içinde bugün yani Ümraniye maçından sonra için içinde atıldı canım yani Jorge için içinde at onun için bile atıldı bugün. Son Antalya maçından sonra Abdullah Avcı çok sert eleştirildi. Evet evet. Yani bakıldığı zaman şampiyon takımın hocası bile yerden yere vuruldu yani. Sergen Yalçın iki kupalı sezondan sonra gitti abi. Gitti hani nerede Sergen Be Beşiktaş Yalçın? Beşiktaş efsanesi. Nerede şu anda? Oynamıyor mı? Mi? Milli takım takıma doğru mi? yükseliyor gibi geliyor bana. Yani milli takımda bir değişiklik beklenmiyor ya şu anda. Dinleniyor şu anda. Ben milli takımın yani i̇şte Stefan e... Kuts geldiği günden beri değişiklik bekliyorum mesela şahsen. Şimdi bir durum e, bu kültürün içerisinde e, tabii ki takımlara bak Başakşehir de bana göre iyi bir kadro kurdu. Son yaptığı transfer önemli oyuncular aldı iyi bir kadrosu var. İşte Adana Demir'in yine iyi bir kadrosu var. Yani bu şampiyonluk yarışı Konya, yaşı, iyi Konya Aa, iyi. böyle 7-8 tane takım içinde de gidebilir. Antalya ama, iyi. Adam ama ama tabii Antalya unutmayalım ama şöyle bir gerçek var. Yani bu sosyal medyadaki şeylerden etkileniyorlar. Takımlar etkileniyor. Bu bir ger gerçek. Yani ya. kulüplerde, hocalarda, oyuncularda herkes etkileniyor. Bunu Abdül, engelleyemezsin ki ama. Abdülkerim'in, Galatasaraylı Abdülkerim'in yaptığı hatadan dolayı 5800 tane tweet atılmış. Hakaret. Şimdi tam bunun Galatasaraylılar mı attı yani? İçinde Galatasaraylılar da vardır. Belki başka e, şeyler de, hesaplar da vardır. Yani çok enteresan bence. Ya tamam çocuk bundan sonra iyi de oynadı. Ne yapalım şimdi yani? On bin tane de o zaman iyi atalım. Yani böyle mi olacak? Maçın sonunda yaptığı yani, ayağıyla yaptığı bloğu gördünüz mü Abdülkerim'in? Evet. Aynı maçta Nelson'un yaptığı hatalar niye dikkat çekmiyor da Ab, illa Abdülkerim'in Baz, hataları? Oy, bazı oyuncular böyle şeyde, işte Necip de Beşiktaş'ta mesela bir hata yaptı mı eyvah dandın ne Necip. E ne ya 10 yıldır Beşiktaş'ta istediği kadar linç e, et. Yani bazı oyunculara bu tür şeyler daha çok yapılıyor. Yani demek istediğim şu. Yani Avcı bile evet kötü bir maç yönetti, kötü bir takım çıkarttı. E Trabzonspor yenildiyse bunun sorumlusu Abdullah Avcı'dır. Evet. Ama Ama ama, ama sonuç sonuç itibariyle yani bir bir durun ya. Bir bir, bir nefes alalım. Bir 3 hafta geçmiş. Şimdi mesela 5 çok... geçsin, 6 geçsin, 7 geçsin de ondan sonra ya yani ne Hiç diyecekseniz yine şey de. Yani, yani takım kusura bakmayın. maliflik olsun diye değil. Çünkü algımızdaki bu ezberleri bozamazsak <laughs> konuları algılayamıyoruz. Ne diyoruz hep? sosyal medyadan çok etkileniyorlar. Kulüpler sosyal medyada yönetiliyor diyoruz. Ben daha enteresan bir cümle kullanayım. Sosyal medyayı da kulüpleri yönetenler yönetiyor. Sıkıntıyı burada arayalım. Yani nasıl anlatayım? Arz talep ilişkisinde talebi yaratan, arzı üretense ya bir orada bir gariplik var demektir. Yani Nasıl örnek vereyim? Michael diye bir futbolcu var. Michael diye bir futbolcunun haberi hiç de haberci olmayan sosyal medya hesaplarından atlatma haber olarak bak haberci değil o hesaplar ama kulüpte duyumcu kulübün kulübe yakın kaynak ve onlara özel haberler verilerek sosyal medyadaki takipçi sayıları da şişirtiliyor. Yani ben bütün haberleri Aykut'a veriyorum. Aykut gazeteci değil. Aykut'un bin kişilik takipçi sayısı o transfer döneminde yüz bine ulaşıyor. Çünkü en doğru haberleri en önce Aykut veriyor. Ya kulüp içinden alıyor. Aslında adam haberci bile değil. Kulüp Muhtemelen ma yani manifaturacı da olabilir, işte mühendis de olabilir ama belki de gerçek bir kişi bile değil o hesap. Neden ben haberleri ona veriyorum? Çünkü o güçleniyor, güçleniyor, güçleniyor. Neden onu güçlendiriyorum? Çünkü ileride onu operasyonel olarak kullanıyorum. Ona abi diyenler var onu kanaat önderi yerine konumlandıranlar var. Böyle tipler var. Kim olduğunu, ne olduğunu bilmiyorsun adamın. Belki hani Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonlu falan da değil. Tutmadığı takımın tirolü olan adamlar var. Bak, bunları biliyorum. Tutmadığı takımın tirolü olan adam var. Çünkü profesyonel herif. Sen yani diyorsun ya sosyal medya yönetiyor. Bir yönetiyor, anlamda. Değil, etkileniyor. Bir yani. anlamda sosyal medyadaki rüzgarlar muhalif muhalefetin trolleri işte sonuçta bir makam varsa o makama talip olan başka birisi de var. Hani bir kulübün başkanı onun muhalefeti de var. Her zaman her kulüpte yok böyle bir şey. İşlerin yolunda gittiği kulüplerde zaten geri planda kalıp ölü taklidi yapıyorlar. Sadece transfer dönemleri ortaya çıkan yöneticiler var mesela. Nerede abi takım? Kör topal giderken neredesin? Sadece transfer dönemindesin. Sadece transfer döneminde övgü alıyorsun. Ve sadece sosyal medyadan. Ama takımın sportif anlamdaki iyi ya da kötü gidiş altında bir yerde yoksun. Devre arası transfer gene cıt ortaya çıkıyorsun. Yani sosyal medya yönetmiyor kulüpleri. Bu sadece bu cümleyle anlaşılabilecek bir şey değil Murat. Kusura bakma oraya bir şarkı koyuyorum. Evet. Aynı zamanda kulüpler de kendi sosyal medyalarını yönetmeye talipler ve yönetmek için her şeyi yapıyorlar. Hatta ana akımdan bazı arkadaşlarımız da buna alet oluyor. Yani aslında bunu bir masaya yatırmak lazım. Geniş geniş spor medyasındaki takım o, muhabirliğinin geldiği noktayı. Şöyle üniversitede çok güzel bir böyle şey söyleşi olabilir. Tartışma. Yapıyoruz yapıyoruz canım. Çok da memnun kalıyorlar arkadaşlar ama. Hani gerçekten <laughs> sorunu teşhis edip tedaviye geçmek. Şeyine e, gelirsek e, şansına ya da bana göre en ya ben benim adaylarımda en önemli adayım favorim. favorim. Yani, sonuçta e, çok iyi bir teknik direktör. Çok çok iyi bir kadro. Geniş. Be. Geniş. Hatta üç takım çıkabilecek bir Nasıl kadro. Iyi bir, i̇ki tane şampiyonluğundan inanılmaz İnanılmaz destek veren bir taraftar. Kapalı aç gişe, bir taraftar. Aç taraf, kapalı gişe oynayan bir taraftar. Sosyal medyada güçlü bir taraftar. Ana akımda da güçlü. Ee, yani her yerde güçlü. Dolayısıyla e, hadi geçmiş yıllarda belki hocalardan dolayı yani bir takım şeyler oluyordu. Tabii ki erken daha ama şu görüntüye baktığımız zaman şu an Fenerbahçe bu işin favorisi. Ha Galatasaray'a gelelim. Kısa kısa ben diğerlerle ilgili de fikrimi söyleyeyim. Yani Galatasaray yeni kuruldu. Ya yani bir sürü oyuncusu değişti. Yeni bir hoca geldi, yeni bir yönetim Fenerbahçe geldi. Fenerbahçe öyle. Ya sonuçta Fenerbahçe öyle ama bir yönetim, aynı yönetim. Baktığın zaman alınan oyuncular da var. Oradaki ya kalan iyi Ali oyuncular da İlk Ali koç yönetimiyle da. bugünkü Ali Koç yönetimi aynı yönetim mi Allah aşkına ya. Ya sen peki Galatasaray ile Fenerbahçe'nin şansı aynı mı sana göre? Şampiyonluk şansı ya ben sorayım o zaman. Güzel soru. Aynı sayılır ama gerçekçi, gerçekçi bir ve ikim değiller yani. Bir kim sana göre? Yani şu yapısal problemler var. Bunu e, transfer dönemi 8 Eylül'den bitiyor. Evet. 8 Eylül'e kadar yapısal problemlerini çözen mesela doğrudan 11'de oynatacak kaliteli Umut Bozok, Cengiz Ünder veya işte Kaan Ayhan gibi bir Türk alan Galatasaray ya da orta saha Berkay ve Kartal Kayra dışında güçlü bir alternatifle besleyen bir Beşiktaş ve aynı zamanda stoper alan ya da çok iddialı gerçek bir Fenerbahçe golcüsü alan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılmama durumuna göre transfer stratejisini tayin eden ve gerçekleştiren bir Trabzon'u gördükten sonra 10 Eylül gibi konuşalım ama an itibariyle bence her şeye rağmen vitesi istediği zaman büyütüp küçültebilen... Bakma sen 5 gollü bir mağlubiyete uğradığına. Hani Trabzon enteresan bir takım. Ve o maç da bence 5-2'lik bir maç değildi. Yani Beşiktaş, benim izlediğim Beşiktaş çok acayip Ş bir takım. Şöyle yapalım. Valerian İsmail maçlara başladığı gibi gelişme ve sonuç kısımlarını tamamlarsa... Valla Beşiktaş'ı bir tık önde görüyorum diyebilirim. Hele hele o dediğim iki transferi yaparsa. Hmm. Ya ben e, Fenerbahçe'nin bana göre favori olduğunu görüyorum. ya yani, Bu saydığım nedenlerden <laughs> dolayı favori olduğunu düşünüyorum. Ya yani buradaki geç, geçmiş yıllara göre en önemli farklılık. Bu arada Başakşehir daha, falan da ihmal ettim. yani. Tabii ki daha daha iyi ve iyi şey bir hocayla çalışması. İyi bir hocayla çalışması. Antalya, çalışmaz. Konya. Yani Konya. bakıldığı zaman. Evet Beşiktaş e, hocanın işte farklı tercihleri olabiliyor. Bazı yanlışları olabiliyor ama iyi bir kadrosu var Beşiktaş'ın da. Bu yarışın içerisinde olacağını düşünüyorum. Galatasaray Trabzon'da e, bence hala potada. Galatasaray e, ya yani hoca bence yani Ben Galatasaray'da Galatasaray'da yani ilk 3 haftada alınan 6 puan ve e, yani bakılan yorumlara bakıldığı zaman çok ciddi bir eleştiri şeyi tufan da var. Yani onu da anlamış değilim. Ne, neden bu kadar Eleştiriyorsunuz takımı o 92. Oyuncuları, aksiyonunda iki yani, gol atmış olması olabilir mi? Onları da yedek golcüsü hatta gözden çıkarttı. Keşke satılsa dediği golcüsüyle ya, atmış ya, olması, bu, olması olabilir ha, mi? Şu sefer? haberleri okudun mu medyada? Okudun değil mi? Ee, başkan e, Dursun Özbek Okan Burak'a sahip çıktı. İşte gece yarısı zirve yaptılar. Hocam sana inanıyoruz filan. Giresun maçından sonraydı. Yanılmıyorsam. Da. Şimdi statta. Yani, yani buna ne gerek var ya böyle bir şeye? Yani bunu bunu ya bu haberi servis mi ediyorlar? Yani daha iki hafta oynanmış. Ne sahip e, çıkması? nüfus müdürlüğüne de 20 bin kişi ismini Fatih Terim olarak değiştirmek için başvurmuş. O da enteresan bir şey. Onu da konuşuruz yani de. Olabilir. Şimdi iki, iki, iki hafta geçmiş. <laughs> yani hocanın ve başkanın işte bir araya gelip başkan hocaya sahip. Yani neyi sahip çıkıyorsunuz ya? Daha iki tane 90-180 dakika maç oynanmış. Evet yenilmiş. Beştirici ama bilmiyorum. yani bunun müdahalede bulunamaz bu durum, mı başkan, Bu durum, abi? ya bulunur da bunu bunu da böyle bir, bir haberleştirip haberi mı? bir servis yapmanın da bir alemi yok. Yani daha iki haftada başkan hocasına sahip çıkıyorsa vah haline o takımın. Yani üç, ya o zaman her başlamadan yeni... başlamadan sahip çıktı Ahmet Nurcebi Valerian İsmaili. E. O da yanlıştı. Kim yani hoca niye eleştiriliyordu? Yaptığı yanlışlardan dolayı. E doğruyu buldu şimdi övülüyor. Son baştan sonra da övüyor herkes. Ya bunlar yok mu işin doğasında eleştirmeyecek miyiz? Kimse bir şey demeyecek mi yani ben anlamıyorum. Valerian İsmail'i sahaya sürdüğü 11 ve oyunun başlangıç taktığı için ben de överim. Ama abi 92 92.5'a kadar oyunu değiştirmemiş olması dehşet verici değil Yo, mi? Yo geçen haftaki yanlışından sonra vazgeçti geçen bu sefer. Geçen haftaki yapmadım. de yanlıştı bu da yanlış Murat. Ya ka kart olan bir oyuncu genç oyuncuya 46'da aldı. 46'da sahanın yani en iyilerini san... Salih Lenkudu'yu aldı. Salih Lenkudu'yu Lenkudu izledin mi son maçta? Ya, tamam yapmadı işte ha, yanlış. Şey. Nasıl bir yanlış, yanlış yaptı? Salih diyorum ben? Hayır yani o zaman bir yanlış yapmıştı. Tamam. Şimdi, bu son Şimdi daha büyüğünü yaptı. Yok, Neredeyse yapmadım. maçı veriyordu ya. Kazandı ya Beşiktaş. Maçı veriyordu ya. Yani e, Dolayısıyla... Ama 90 da, artı 2'de ne yaptı hakikaten? Hem de daha Cenk Tosun'u alıyorsun oyuna 92 buçukta. Cenk Tosun. O, o mesajı Cenk Tosun'a. Onu öyle değerlendirir. Çok bir şey, nasıl bir mesaj? bir mesaj abi? Kimsenin haddi değil Cenk Tosun gibi oyuncuya. Nasıl bir mesaj? Cenk e, Tosun da girip 10 dakikada atılırsa o da öyle bir mesaj verdi. Yani bir, bir güç hmm. mesajı bu ya ya ne yani yaptı çocuk? Işte. Kötü niyetle mi atıldı? Ben gireyim de atılayım. Bu adam zor duruma kalsın diye mi atıldı? Atılmasaydı canım. Beşiktaş için ya? mücadele etti. Orada Beşiktaş'ın ekmek gibi su gibi gole ihtiyacı varken ortalığı karıştırdı. Hırs yaptı. Ben o kazanma yani azmiyle o, o gördüğü yani kırmızı kart Cenk Tosun'un bence onurudur ya. Adam yır, yırtındı, çırpındı. Maçın son 10 dakikasında oyuna girmiş yırtındı çırpındı ya ben Ama ya katılmıyor. kardeşim sana katılmıyor abi katılmıyoruz bu aklı göstermez diyor onun ya, yani. ya takımın ya, ya takım, takım, tak, takım. ne yaptı orada kırmızı kart görerek ya, ya kırmızı kartla attı kendi daha ne yapacak yani Nasıl iki attırdı tane attırdı arka arkaya bir bir ya, oyuncu 10 da dakika kendi zor 10 dakika mı arkadaşlar baksın kaç dakika oynadı yani 10 dakikada attı çocuk orada o spora e, isyan eden birkaç adamdan biriydi tam çırpınan da bir şeyi vardır takımı yalnız bıraktın sonuçta senin gibi yani bu kadar abi olur, profesyonel, önemli, milli bir oyuncu da bu yanlışı yapmayacak. Futbol abicim bu olur mu böyle e, şey? Hicari Falcao'yu da aldılar 90'da oyuna ne yapalım ya? Mesut Özil alınmadı mı yani? 89'da. Mesut Özil 45 dakika ısındırtılıp alınmadı. Ben o kadar bir büyütülecek bir nokta olduğunu söylüyorum. Yani Cenk Tosun da orada morali bozulmayacak. Niye morali bozuluyor canım yani? Ayıp abi ya yapma ya. O zaman bütün de hocaların şey bu tür ya. değişiklerini. değişikliklerini... Ben bakıyorum. Ya o yani. zaman Gomis'e yapılan da ayıp. 87'de oyuna girip 90 artı 2'de gol attı. Takımı kurtar. Ne yapacağız şimdi? Yani. Emrecan, Ben şeyde Alanya maçı kırmızı Sen hangi maçları dedin? Cenk'in işte atıldığı maç hangisiydi? Şey diyorsun. Yani. Ee, girdi 10 dakika mı 15 dakika içerisinde. E, atıldığı. şey diyorsun ya. Kayseri maçı. Kayseri. Evet. Abi bak dakika kaçta girmiş hemen söyleyeyim mi sana. Cenk karşılaşmanın 77. dakikasında oyuna giriyor. Kaç kaç evet. o sırada skor? 77'de maç hemen söylüyorum abi 0-0. 77'de giriyor. 90'da sarı hemen kırmızı. 70 Aradaki mı? 13 dakikalık performansı dakika. Cenk'in çok yürekli ve skor tabelasına isyan eden bir performanstır. Aa. Katılmıyorum. Acaba Özbostan şunu mu diyor? 70 uzatmada gezal atıyor. Eğer Kayseri atsaydı o zaman ne konuşacaktık diyor. Cenk atıldı. Ya ondan öte ben Cenk gibi bir değerli oyuncunun, tecrübeli bir oyuncunun oyuna girip 13 dakikada atılmasının normal bir şey olmadığını ya tabii düşünüyorum. ki ama kötü yani, niyet yok ki burada cezayı ben kötü hak et demiyorum ki buna ya. ya cezası zaten aldı o maç başı oynamayarak. Disiplin cezası alarak zaten aldı ne cezası. Ve Gors'u çıkartarak Ne alıyor. demek demek 92.5'da adam oyun almak? Allah aşkına birisi bana izah etsin bunu ya. Ya 92.5'da şöyle yaparsın bak belli ki zaten adı, 3 dakika ya göstermiş. Belki hakkında. maç başına Aykut, ücret alıyordur canım yani. yani. 3 dakika göstermiş. 92.30'da oyuna giriyor. Ha, maç başı ücret <laughs> için mi? Cenk'in onun sadakasına ihtiyacı yok. Hı. Alır bu, bu başka oyuncularda alınıyor yani ben çok da şey yapmadım. Garip semedi Cenk'i de alır Ahmet'i Mehmet'i de alır alıyor yani. Milli yani. takımımızın golcüsü kim Murat? Bilmiyorum. Cenk, Cenk Enes başka var, başka yok. Enes Bence Cenk. Burak Cenk. var, Burak da bıraktı işte. Burak yani. abi. Bence yok golcüsü. Bıraktı, bıraktı. Evet. Yok golcüsü. Bence Cenk. Serkan korkmaz ee, Biraz da yani milli takımımızın golcüsünü bu, koruyalım yani yani ya müsaade edin. Cenk'e de bu yapılan muamele hoşta da değil diyor. Değil. Hiç kimse savunamaz. Hani kırmızı kart tamam. Savunmuyorum ben normal bir prosedür gereği oyuna, oyuna, oyuna alabilir yani hocadır ne yapacaksın yani. 92.5 ne diyorum ben 88'i bile anlarım ya. E tamam onu planlamış onu almış yani adam yani ne yapalım Aa, olabilir bir, na, bir dalga şeydir yani. Dalga mı geçiyorsun yani. ya çocukla? Ne yapmış yani kırmızı kart görmüş. E, girmeseydi o zaman oyuna. <laughs> Valla İşte Cenk öyle de bir çocuk girer. ama Belki bana kızıyordur bile bunları söylüyorum diye. Beni oynatma diye nasıl diyecek abi? Ne abi hareketi mi da ne olarak etim yapacağım. Ne yapalım iyisi. şimdi? Valerin İsmail'i yani bundan dolayı şey mi edelim? Yani eleştirip bir yerden yere mi vuralım yani? Hayır Cenk'e de sahip çıkalım diyor canım. Valla kusura bakma ama yani milli ya takımımızın bunu sürekli golcüsü... yaparsa, Bunu sürekli yaparsa tamam o zaman gerçekten adama karşı bir tutumu var deriz. Ama demek ki kızmış şeye ya da bilmiyorum yani kızdığında tahmin ediyor. Yani 90'ar arki buçukta oyunu almak yani o an demek ki onu aldı yani. Ne diyeyim yani? Maç kaç dakika uzadı? 5 dakika mı uzadı? Ya illa bir şey diyecek zorunda dakika değilsin dakika mı uzadı? Abi. Yani 92.5'da Cenk gibi adam alınmaz oyna abi. Umut Meraç da alınmaz. O da milli takımın sol bekidir ha. Yanlış anlaşılmasın. Kim alacak onu alma bunu alma oyna. Kimi, kim oynasın adam ya? İşte onu o vakitte zaman kazanmak için bu kadar iyi oynadığı bir maçta zor duruma düştükten sonra o oyuncu değişikliklerine 30 saniye kala ihtiyaç duyan Valerian İsmail'e söyleyeceksin. Bana değil. Ya maç başı Murat abin dediği gibi. Ya maç başı da sanmıyorum. canım. maç onun Hayır. anlaşması yani o... şeydi yani. Bilmiyorum Ya maç, öyle maç sayısı var mıydı yok muydu bilmiyorum. Zaten ya var. Arada girerken... böyle para kazansınlar diye maç başı ama Cenk'in böyle bir şeye ihtiyacım var abi. Yok yok bozuldu zaten canım <laughs> teessüf adam. ederim oyuna yani. Oyuna girerken bozuldu teessüf yani. Teessüf ederim yani. Var mı onun görüntüsü Gir, giriş yani oy bozuldu yani Vardır. oyuna girerken? Belki var. yani ben yani galiba e, özetle. Üzgün ediyorum. Cenk'in öyle bir paraya ihtiyacı yok. Ve onun adına konuşuyorum. Kusura bakmasın. Öyle bir görüşmüşlüğümüz falan da yok. Belki şaşırıyor, yani şimdi buradan, belki buradan, kızıyor bana buradan şu an. Buradan Beşiktaş, Beşiktaş buradan bir kriz mırız çıkartmasın. Ya. Ne kriz, kriz, abi? Yok abi ne? şey yok. Kriz, kriz, kriz yok. falan yok. Cenk bir kriz, kriz çıkartmasın kriz ya? Kriz. Yani Olabilir. Hayır, hayır, kriz Hocasına şey kızacak, yok. içinde kızabilir ama sonuçta öbür maçta da 70'te ya girer, kardeşim, 60'ta 46'da girer. 46'da sahada en iyi oynayan en kuduyla Salih'i oyundan aldı da maçı ne hale getirdi gördük mü bir maç önce? Evet yerden yere vuruldu. Şimdi yere de 46'da oyuncu yanlış oyuncu değiştirdi diye 92 buçuğa kadar sadece Kartal'la Berkay'ı değiştirmek bir teknik direktörlük? Berkay'ın kartı vardı yanılmıyorsam. Sarı kartı tamam, vardı. Tamam. Yo tamam. Doğru değişiklik. Zaten ha Kartal. ha Kartal, ha Berkay. Ha bak bas stoptan sana demiş Valeryan. Cenk bizim için çok değerli o da oynayacak. Ya. Allah razı olsun. Tamam da o demek ki o soru ona soruldu ki. Ya Buradan e, o oyuncunun da küsecek bir noktası olmasın bence. Niye Abi, olmasın? Bak oynattın demiyorum. Beşiktaş, Hiç oynatma hatta. Beşiktaş oyuncuya sahip çıkmıştır. Tekrar bir kontrat yapmıştır. Beşiktaş'la yani oyuncunun bir Beşiktaş problem zaten. Ta, hay, hay, ben şöyle bir, bir değerlendirme yapacağım. Oyuncunun İngiltere serüveni maalesef hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştır. <laughs> e, sakat. Beşiktaş Bakalım. tekrar oyuncuyu çağırmıştır. Yani i̇nşallah oynar da 11'de de yer alır. Ee, ama son 13 dakikada tabii bir atılması kötü bir başlangıç yaptı yani. Abi bir ne yaptı, çocuk da atıldı rica Cenk bile ya. Cenk bir de bu kulübe 24 Gitti, milyon Gitti birinin tükürdü. Abi. Uçan tekme mi attı? E tamam ne yapalım e, ya. Yani, e, 85'te mi alsın? Mi alsın? Ya, oyuna mı almasın ne yapsın yani? Abi 92 buçuk ne diyorum ya. ya var örnekleri var ya, emsalleri ya, var yani. İlla Cenk'i oynatsın demiyorum. Hiç oyuna da Kim varmış kadroda onu almış yani başka var mı bir, birisi? Bin tane adam var ya. Sabah 21 dışarı şey. maç kadrosu. Bak Özgür Akay da diyor ki hakeme itiraz etti diyor. Kim? Konuştu diyor devamlı Alanya maçı, şey Kayseri maçında. E tamam. Diyor. E, e, cezası... Sürekli, sürekli skora e, tesir etmeye çalıştı sürekli. Zarar Cenk... verdi takıma canım. Eksik kaldı yani. Ben zarar verdiğini düşünmüyorum. Cenk'in o gün sergilediği ruh bence önemli bir ruh. Diyor ki hiç oynatmasaydı belki razı gelirdik. hani. Ya oynasın. niye oynamaz? Tabii oynamasın? Hiç oynatmasın. Kulübede kalsa ağzına ama. 96 de... sürmesi. 92.5 ne diyorum ya Murat'tan Ben 88'e de okeyim. O zaman abi. maç başı abi. 85'e de okey Murat abi maç başı o zaman. E tamam. Hoca da bir, bir gücünü göstermiş. Ya çocuk oyuna girdi maç bitti ya. Ne diyeyim şimdi yani. Olmaz abi böyle bir şey. Ya adam onu düşünmüyor ki yani. Cenk'in kaçta oyuna girip girmeye üzerinden yapma. Kızmış Yok zaten demek. öyle bir şey yapamazsın. Kızmış demek ya. Kızgınlığı i̇şte, var demek O da diyor ki bu kulübe 24 milyon euro para kazandırdı be Murat abi. Ya Cenk'in ne aşırılığını gördünüz. Ne yani, yanlışını gördünüz ya. Ya bu çok büyütülecek bir olay değil bence ya. Yani, aa, Ve onun görüşü? Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. 92 buçukta Cenk gibi adamın oyuna sokulduğunu ilk defa gördüm. Canım görüyorum. yani Arsenal'de Almanya milli takımının kaptı şeyi de oyuncusu da 90'da sokuldu. Ne yapalım şimdi yani? Mesut'u onda da o zaman e Ne oldu zaten yani... o mobbingti. Bak ne i̇şte demiş? İşte mobbing yapıyor yani, diyorsun. Ne demiş? Sezon uzun, takımın ona ihtiyacı olduğu anlarda hazır olacak. Yedek belli ki. Yani buçukta hazırlığı hazır mı değil mi diye bakmış. E zaten yedek alındı ya. 11 için alınmadı ki yani. Vegors'u alan 3 milyon euro veren bir takım yani çift forvetle anca oynarsa oynardı yani. Yani Cenk Beşiktaş için önemlidir, değerlidir, Yerli oyuncudur. Ee, milli takım için. Milli takım içinde lazımdır. Milli takımın oyuncusu, golcüsü yoktur. <laughs> Ama bu da bu kadar bence şey yapmamak lazım. Ya cenk de buna bozulmasın yani. Kimse bozulmasın. Peki. Bozulursa normal mi? Ya insanız hepimiz ya. Bozuluruz tabii ki yani. Heh, tamam. Ama yani çok da büyütmemek lazım içinde diye düşünüyorum. Çok o kadar bilmiyorum. büyütecek bir şey yok bence de. Pekala. Şimdi tabii Yavaş yavaş e, Trabzonspor-Galatasaray maçına evrileceğiz ama öncesinde tabii Trabzonspor'un bir Kopenhag maçı var. Şu anda kimse Galatasaray maçını düşünmüyor. Trabzonda hoca, oyuncular, herkes hatta biz. Şimdi Trabzonspor lig maçı ayrı. Bu bir kaza ifadesini kullanıyor Trabzonspor'u idareciler. Yolda olan bir kaza 5-2 çok da şu anda Abdullah Hoca ve oyuncular da bu Antalya maçını düşünmüyorlar bile. Ne yapmalı Abdullah Hoca? Şimdi iki tane bıçak sırtında bir maç. Bir Kopenhag. O sonuç, o maçın sonucu %100 Galatasaray maçını etkileyecektir. Olumlu veya olumsuz. Trabzonspor'un hedefi Serkan Korkmaz değil. Tamam şampiyonluk yolunda da iddialı bir kadrota ama ağırlığını Şampiyonlar Ligi'ne veriyor. Kaldı bir 90 dakika. O 90 dakikanın değeri de 20 milyon euro. Ayağına kadar minimum. gelmiş minimum. Ayağına kadar gelmiş bir fırsat. Yani büyük bir maç. Tabii Kopenhag da o parayı istiyor. Yani tabii tabii. Abi, tabii. Son yıllara baktığında da alıyor yani, o parayı. Yani, tabii tabii. Şimdi. Aynen. Tabii Antalya maçı kötü oldu bir kere. Yani Trabzonspor için bu maç öncesi böyle farklı bir mağlubiyet hiç iyi olmadı. Bu bir kere moral bozdu. Evet. Doğru. Bu maçı belki e, sonucu etkilemeyecek desek de e, moraller bozuldu. Yani bu bir gerçek. Şimdi bir 3-2 yenilirsiniz. Tamam bir, bir 0 yenilirsiniz ama yani farklı bir mağlubiyet var. Yani kötü bir Trabzonspor var. Şimdi hoca bunun izlerini bu süreçte sildi mi silmedi mi e, bilmiyorum. Bunu yarın göreceğiz. Yani bir kere Rakip de e, turu isteyen bir takım, Şampiyonlar Ligi'ni isteyen bir takım, 20 milyon euroyu isteyen bir takım. Yani o da tabii tutmuş bir ucundan. Yani ben şimdi mesela Trabzonspor bu maçın favorisidir diyemiyorum. Bana göre yarı yarıya ki e, bizim e, ülke olarak Şampiyonlar Ligi'nde olmaya ihtiyacımız var. Trabzonspor'un buna ihtiyacı var. Puan'a bizim ihtiyacımız var ve bizim temsilen şampiyonlar liginde bir takımımızın olması lazım. Biz bunu, bunu hepimizin buna ihtiyacı var. Bir kere bu maç Trabzonspor'dan öte biraz milli şeylerin de olduğu, ağır olduğu, duyguların oldu. Bana göre bir maç. Ya. Futbol severler de bu maça böyle bakmak lazım. Yani biz şimdi koca e, Türkiye'de şampiyonlar liginde eğer olamazsak ben çok üzülürüm bu sefer. Dolayısıyla e, kontrollü oyun ve gol yememek. Eğer biz gol yersek biz bu turu geçemeyiz. Bir kere onu söyleyeyim. Yani biz yani çok kontrollü oynayacağız. Kaleyi kapatacaksın gole. Abi kapatacaksın evet. abi atacaksın. Başka şansı yok. O zaman defansif bir orta de, de, çıkması. Tabii, bir, bir de bir de tabii bir de bir burada eee faktörü yani belli ki bu bu maçta kapalı içi işte. satıldı bütün biletler. Ama belirli çok küçük bir kısım değil mi? Efendim? E, kapalı mı dedin? şey, şey kapalı gişe diyor kapalı yani. Gişe full, olacak, yani. Full, full olacak. full, full olacak. Tabi burada taraftara da büyük. Yani Trabzon'un bu maçtaki en büyük avantajı taraftar ve baskı. Psikolojik baskı, rakibe baskı. Fenerbahçe'ye ceza gelmişti değil mi? Hani kapama cezası şey belirli bir Tribün, durum. tribün, yani tribün kapama cezası, cezası tamam, gelmişti. Pardon, E şimdi <laughs> hamsik yok. Bakasetas yok. Ama net değil. Ee, yok. Yani Abi belli ne? belli değil. Visça yok. E, şimdi Bakayeme gitti. Vakayeme yok. Biz burada şunu gördük Trabzon sezon başından beri. Yani bu Vakayeme ile bir de Vischan'ın olmadığı zaman sonra bu iki kanat gitti. Kanatlar gitti yani. Ya yani Bakasitas evet biraz iyi başladı ama sonrasında o da bir durdu yani. Şey diyorsun. Trezege mi? Trezege, Trezege. Pardon evet. Kanattan bahsediyorsun. Evet. Yani Trabzon'un şimdi burada şeyi var. Hamsik'ten sonrasında da orayı şey yapamadı, dolduramadı. 6 8'i zaten sorunlu. Trabzonspor'un. Yani or, bu son maçta e, yani Antalya geliyor, atıyor, geliyor, atıyor. Bir, bir acayip bir durum oldu ya. Ben bu, bu kadar gol yiyeceğini falan tahmin etmiyordum yani Trabzonspor'un. E, ve hoca bir önlem alamadı. İşte attı. Yani Emir Badri'ye attı içeri. Dansfil mesela ilk golde çok büyük hata yaptı. Onu İşte sonra bu, bu hataları yani biraz... bu bu hataları ee, yarın Trabzonspor'un yapmaması lazım. Orta sahada takımı ileriye taşıyacak adam yok. Gol yerse sıkıntı mı diyorsun abi? Gol yerse elenir. Ben eğleneceğini düşünüyorum. Eğer gol yerse, gol atmadan gol yerse, yani rakip bir gol atarsa ben turun ol, olacağını düşünmüyorum. Trabzon işi zor. İnşallah turlar e, taraftarıyla ama önemli oyuncuları da yok. Nasıl bir 11 çıkartacak? Var mı? Bilmiyorum. Muhtemel 11'imiz Henüz yok. Ee, Yunus bir şey yapacak abi. elimizde. E, yani bir tam çek edecek Yunus. Ona göre biz ekrana veririz de. erken erken biz gol yersek biz biz çökeriz. Bundan sonraki zor bir oyun bizim için büyük büyük sıkıntı olur. Yani rakip bir de biz nasıl istiyorsak rakip de istiyor. İşin <laughs> yani bu parayı onlar da istiyor. Artı Şampiyonlar Ligi'nde olmayı da istiyor. Yani para büyük bir para ama ben maçın ortada olduğunu her iki yüzde elli %50 %50 şansının olduğunu ıı, açıkçası düşünüyorum. Yani Galatasaray Ve, maçına gelirsek Uğur, ona canım, sonra geleyim. Oraya sonra geleceğiz. Uğurcan'ın biraz sanki bir form düşüklüğü var, var mı Murat abi? Var. Kötü. Mesela yarınki maçta Geçen ona çok iş düşüyor. Geçen sene de kötü başlamıştı. Bu sene de kötü. Yarınki maçta ona çok iş düşüyor. Mesela. E, defansa da çok iş düşüyor. Bartra ile başlayabiliyor. Beklerdeki diyorlar. çocuklara iş düşüyor. Onlar 11 şey diye diyorsun. tahmin ediyorum. Bartra'yı alacakmış abi 11'e. Bartra yani şöyle ikisi de 11'de. Bartra ve hi değil mi bunların takozları? Evet. Enis Bardi Makedon takozu i̇kisi, Makedon. de 11'de oynayacağı söyleniyor, söyleniyor. Hugo Bartra Elmalı ee, o ha getiriyor şimdi. Larsen, ha. Bartra, Hugo Eren önderinde Dorukan, Abdülkadir Bardi, Trezege Cornelius, Canini. Bakasetas'sız bir kadro bu tabi. Yani Bakasetas'ın son durumu. Yunus Emre mutlaka bu akşam bir istihbarat yapacak. Basın yapacaktır. toplantısı da var 5.30'da yanılmıyorsam. Hocaya mı? hocaya orada Serkan açıkladılar. Ben 2 yok. hafta yokmuş. Ya yani yok diye biliyorum o kötü evet. ya, Bu da bu o da çok kötü, kötü. Yani yani, bu çok kötü. Çok kötü oldu. Oldu. Yani bu orta saha tabi biraz riskli. Çok kötü oldu. Ya ofansif olarak değil defansif olarak biraz riskli. Anahtarı açacak i̇şte yani iki tane oyuncu <laughs> var abi. Ömürle Bardi çok hızlı hareket eder. Anahtar ama... açarsın da rakibin anahtarlarını nasıl kilitlersin? Tabi tek Dorukanla. ya yani burada Trezeguet'in, Canini'nin, Bardi'nin, Abdülkadir'in tabi orta sahadaki direnci arttırmak adına ekstra performanslar sergilemesi lazım. Acaba Siopis'i koyup 11'e şu savunma dörtlüsü sonuca göre mi sokar abi oyna? Abi bak, bence Siyopis banka oynar. Hı? Ben de Siyopis'in banka oynayacağını düşünüyorum. Abi bak Siyopis Dorukan yapıp Bardi'yi kulübeye çekip Ömür Canini Trezege Cornelius mi yapar. Yani söylüyorum. Eren Hugo Bartra Lersen Siyopis Dorukan Bardi yedek Ömür Canini Trezege Cornelius mu? Ba ben olsam bu çok ee, Ben olsam eee Canini'yi hamle olarak saklayabilirim. Ya da Cornelius'u. Hani illa Canini demiyorum bak. Cornelius'un alternatifi yok yani. Tamam işte hani ikisinden birisini kullanıp hamle olarak sokabilirim. Biraz soğukkanlı başlarım. Sonuçta bir fark uzatıyor. iki fark lazım. i̇ki yani farkı hemen bulacağım diye haldır küldür gidersen Kopenhag gibi disiplinli ve değerli toplu bir takıma. İşte bu öyle bir işte o senin abi. bütün umudunu çöpe atacak golü yiyebilirsin. O golü yememek için biraz daha dirençli bir orta saha lazım. O direnci arttırmanın tek yolu da siyopis. Yani siyopis Dorukan mı olur abi? Ee, siyopis evet. Dorukan olmalı. <laughs> Bu çok ucumcu olmuş değil mi Murat abi? Yani böyle bak. bak. Değil mi abi? Trezege... Burada gelmez. Mesela Gianni burada e, yani birinden feragat edebilirsin. Trezege, Bardi, Canini'den. Böylelikle siyopise yer açarsın. Eee çoğu kanatta oynayabilen oyuncu. Hani Antalya zaten. maçına iki gol attı diye Bardi'yi buraya 11'e yazmak ne derece doğru. Çünkü bak şu bu kadro çok güzel bir laf etti Serkan Korkmaz. Hiçbir geriye gelmiyor. Dorukan hariç abi. Bak ha, gelse de gelmiyor. ne yapacak Bardi, ki? Işte belev geldi. Hani işte da diyor ki bu kadro gol yer. İşte şu 11 değil mi abi? Ama atar da. Yani. Ama atar da. Bizim gol yememiz lazım. Gol yememek lazım. Diyor. E ee, O evet. gol yememiz aslında sen şunu mu söylemeye çalışıyorsun abi moralimizi mi Ya zor bozar, bu tür, tür maçlarda yani, hepsi olur yani bu tür maçlarda e, yani evinizde oynuyorsunuz. Rakibin 1-0 öne geçmesi bütün şeylerinizi aşağı düşürür. Yani kolay mı 3'e 3'e üç, üç, çıkmaz lazım değil mi gol sayısın? Yani kolay bir iş değil ki rakibiniz şey değil ki zayıf bir takım değil ki yani sonuçta işin ucunda Şampiyonlar Ligi grupları var ya. İlk maçta yani bundan da büyük ne ilk olabilir maçta da yani. ikinci yarı çok iyi oynadık be abi. Yani o kadar da ilk maçta. Evet abi. İkinci yarı iyi oynadık. İkinci yarı ikinci yarı toparladık. Yani i̇lk yani yarı böyle... çok kötüydük de. Yani i̇kinci orada Allah'tan yarı daha az kötüydük. Bakasetas'ın daha daha Bakasetas golü geldi de yani umutlandırıcı bir şey oldu bizim için. Mucize yani burada e, Temel şey türbinlerin sabırlı olması, sahadaki oyuncuların sabırlı olması. Ya ben en önemli kelimenin bu bu maçta sabır olduğunu düşünüyorum. Yani yani. hata yapmayacaksın, sabırlı olacaksın. Yakaladığını atacaksın, Koronavirüsü de da topla buluşturacaksın. Yani en adamı adamı topla da buluşturamıyorlar mesela. Yani en mantıklısı Bar yerine Siopis'te başlamak. Olabilir. Sanki yani o... Bardi de tabii gol attı. iki tane işte şey Peki yüksek. Yok. O zaman Bakasetas'ın işini kim yapacak abi? Ya Siopisle Dorukan bir şekilde mücadele edecek. İşte Abdülkadir de bu aralar ben beğeniyorum formunu. Ömür herhalde banka oynayacak değil mi abi? Ömür yani. oynar. Ya hep Bilmiyorum. Bak onu da bilmiyorum diyorum. Kanatta yani oynar mı? şu basın topla oynayabilir Jannine'in yerinde. Jannine yerine kanada koy. Evet. Bardi kalsın mesela. Evet. O zaman Siopisle güçlendir evet. ortayı. Evet. Durupanı biraz daha ileride kullan. 17 17.30'da evet. hoca bası toplantısı yapıyor. Avcı yanında Ömür oluyor. Demek banko Ömür. Ömür banko canım ya. Ömürsüz bir kadro ama Bak Cornelius Bilal dersin ama şu Ömür demez. Mesela Trezeg'e yedek çıksa şaşırmam. Cornelius tabii ki şaşırırım ama çok şaşırmam. Şu anda burada en çok yedek kılacağını şaşırdığım isim Abdülkadir olur. Ya bu maç önemli maç. Bu maç gerçekten çok önemli maç. Tabii canım sezonun Türk Futbol yani, futbolu açısından en önemli en maçı. En önemli maç. En prestiji önemli bir maç ve maddi açıdan, mad açıdan. maddi açıdan bu kadar oyuncu aldılar. Bunların bon servisleri var. O var bu var. Trabzon buradan bu geliri elde edemezse ya bu büyük bir sıkıntı olur ekonomik açıdan Trabzonspor için. Dolayısıyla bu <laughs> maçı almamız lazım kazanmamız lazım. Gruplara da kalmamız lazım. Hem parayı al Trabzonspor rahat O da şimdi lazım. Ee, hem de eee Şampiyonlar Ligi heyecanı, serüveni farklı bir şey. Yani Walker ee, parçala kafasından çıkıp doğru oyunla. Ya Walker parçaları ile olmazmış. Akılcı işler Sabır, yapar. Sabır sabırlı, sabırlı oyun ve pozisyona girdiğinde atacaksın. Yani e, fırsatları değerlendireceksin. Bu arada kontraya da çok iyi çıkan takım abi. İşte yani yersen yandın yani gol gol yersen ondan sonra bunu çıkartması zor. Bir de oyuncuların yani şu maçta Antalya maçından sonraki psikolojik şeyleri nasıl tabii ki bu çok farklı bir maç. Ama ya bu son Antalya maç maçı Antalya abi maçındaki ya. oyun Murat abi o, yani o unutulmuştu oyun, oyuncu tercihleri falan yani kolay hoca, değil ya 5 Hoca mağlubiyet. Hoca hoca çok formsuzdu o maçta. Yani ben bu kadar Abdullah Avcı'nın formsuz olması, tercihleri Şampiyonlar Ligi marşı insanın dikkatini dağıtır Murat. İşte bu bu marşı dinlememiz lazım bizim Trabzon'da i̇şte bu nedenle. Elemelerde dinledik inşallah grupta da dinledik. Yani bizim gruplarda bir takımımızın olmaması bizim bizim açımızdan ülke futbolu açısından hiç hiç güzel bir şey olmaz. Bunun sıkıntısını Trabzon'da yaşar Ard, ardından Galatasaray maçı var. Yani şu maçın sonucu gelecek olan Şampiyonlar Ligi ben Galatasaray maçının önemini başka bir kenara bırakır ama bu maçın Şöyle de bir senaryo yazarsak. Olumsuz bir sonuç. Galatasaray maçı e, Hoca için bile çok önemli bir noktaya gelebilir. Bakın bak bunu Beşiktaş'ta bile gördük. Tabii canım yani, Sergen. E, futbolda, ya Fatih Terim ne vedalaştı futbolda, da, Sergen Yalçın ne Ben, ben avcı avcı gidecek falan demiyorum. ama yanlış bir şey. Anlaşılmasın ama e, bu, ma, bu Trabzonspor maçının Trabzonspor'un Kopenhag maçları. Galatasaray maçı. Antalya. Antalya kaybetti. Önemli maçta kaybetti. Çok önemli bir maçtı. Kaybetti. Geçen sene de orada Kopenhag, Deplasman önemli bir maçtı. Kaybetti. Şimdi yarın Kopenhag çok çok önemli bir maç. Arkasından ligde Galatasaray çok çok önemli bir maç. Evet. Sadete gelirsek. Ee, bir de Galatasaray tarafından bak. İki Aa. tane Gomis golüyle kazanılmış 6 puan. Futbol takdir toplamıyor. Ya Galatasaray'ın burada bir artısı var. Ne var? Ne? şu maçın sonucuna göre 3 gün sonra onlar maça çıkacak Trabzon'da. Yani Hayır hayır artısı yani, var derken yani Galata, Galatasaray ya da Trabzon kaybederse kaybedilecek şey 3 puandan çok fazlası. Peki. Ee, son bir dakikamız var. Burada tabii Galatasaray'da O zaman konuşalım. tekrar edeyim o güzel cümlemi. Galatasaray ya da Trabzon'dan biri kaybederse sadece 3 puan kaybetmeyecek. Çok çok daha fazlasını kaybedecek. Burada... Bak Okan Buruk Görüyorsun 20 bin kişi Fatih Terim ismini almak için nüfus müdürlüğüne başvuruyor. Ya yani hep Fatih Terim'le mi yaşayacak Okan Buruk? Geliyor. ya. Efendim? Okan Buruk Fatih Terim'le mi yaşayacak yani o da mı öyle olacak yani? Öyle. Valeryan da Şenol da hayat bu. Böyle şey olur öyle mu şey. ya? Hatta ben sana şöyle söyleyeyim. Beşiktaş başarılı giderse ki çok iyi oynuyor maçların başlarında özellikle bu, bu Beşiktaş ya çok başarılı. O da başında yapar. oynuyor. Da Beşiktaş çok başarılı giderse Abdullah Avcı da bir Şenol Güneş baskısı hissedebilir. Bak bunda ben buradan ha. ekleyeyim. Tamam bunu döndüğümde soracağım. Süper Lig maç bile... gerek yok. Bitti konu. Bu hafta Süper Lig maç özetleriyle araya çıkalım. Devam ediyoruz ve tabii e, Trabzonspor'umuz yarın Şampiyonlar Ligi'nde Rovanş'ta Kopenhag önünde olacak. Ki Abdullah Avcı'nın da basın toplantısı yaklaşık yarım saat sonra başlayacak. Abdülkadir Ömürle birlikte e, hem hocaya kulak vereceğiz hem e, Ömür'e kulak vereceğiz, dinleyeceğiz tabii nasıl bir kadro ile çıkacak ve tabii bu maçın skoru da Hafta sonu oynanacak kuşkusuz Galatasaray maçını da e, direkt etkileyecektir. Ama biz tabii hani Galatasaray maçından ziyade öncelikle şu bir Kopenhag maçını bir tamamlayalım, bitirelim de. Galatasaray ile ilgili de tabii soru da gelirse izleyicilerimizden ve veya Serkan Korkmaz bir şey söylerse Galatasaray ile ilgili transfere dair. Elbette dinleyeceğiz. Şimdi tabii bazı maçlar vardır ya abi böyle tarihi de. Yazılması gereken maçlardır. Hepimiz için önemlidir. Seyirci için, bizler için, Trabzonspor'u seven sevmeyen için. Herkesin bir kere oturup maçı izleyeceğini düşünüyoruz. Futbol severleri maçı izleyeceğini düşünüyoruz. Yaz, hava güzel, yurdun her noktasında, dışarılarda, kafelerde, bahçelerde bu maç izlenecektir. Saati de çok güzel. Eee... Murat abinin söylediği lafın üzerine herkes yazıyor. Özellikle Trabzon taraftarı. Gol yemememiz lazım. Gol yemeyeceğiz. Bu paralelde de bizim verdiğimiz 11'e baktığımızda da bu orta saha sıkıntılı diyor Trabzon taraftarı. Bence de. Siyopis konusunda herkes ikinizde de, de en fikir fikir. Ee, ha, topu onlara mı vereceğiz? Bizde mi kalacak? herhalde bu sorunun yanıtını hoca bir yarım saat sonra gazete arkadaşlar yapmalıyız? baskılı oyun 3. bölgede bas, al sağdan, soldan. Ben hocanın baskılı oyun tercih edeceğini düşünüyorum. Yani bir an önce ividedikte sonuca gidip bir gol atmak ve ondan sonra e, diğer golü daha sakin bir şekilde, e, daha kontrollü Kovalamaz. bir şekilde kovalamak. Yani ilk önce e, taraf yani ilk dakikalarda tabii ki taraftarın da ee, inanılmaz bir enerjisi oluyor bu tür maçlarda yani o süreçte erken gol bulmak tabii ki bizim için çok e, güzel bir şey olur yani ama e, reklamdan önceki bölümde e, ifade ettiğim gibi yani bu, burada önemli şey e, sabır e, bu tür maçlarda en azından sabırlı oynamak bir de yani bireysel anlamda e, kalite olarak bazı oyuncuların üst seviyeye çıkması lazım ki biz buradan şampiyonlar ligi gruplarına kalalım yani bu bundan önceki maçlardaki performans da bu iş olmaz yani daha daha iyi, iyi, bir şey lazım oyun lazım daha kaliteli bir oyun lazım kaliteli oyuncuların kalitelerini ciddi bir şekilde bir gelişme vereyim lazım. mi Muhammed gitti Gümüşkaya Westerlo'ya gitti hayırlı olsun e, bunun servisiyle mi kiralık mı o detayı verecek arkadaşlarımız bakalım. Westerlo enteresan transferler yaptı ya. Mesela Efecan da oraya gitti değil mi? Sonra. Şey, Efe Can demişim, Göztepe'li. Şey, Akbunar. Ha. Halil. Olur, Halil Akbunar. Hasan o Çetinkaya, da oraya gitti. Hasan Çetinkaya orada. Esterlo nasıl bütçelerle alıyor? Bunlar çok önemli. Bon servisiyle. Evet, evet, Bunlar çok önemli. O ha, o geri alma var. maddesi var mı? Ne? Bon servisle gidip... Ha, bon servisle veriyorlar. Yeniden duruma bakıp geri alma maddesi koymuşlar o nasıl oluyorsa Muhammed önemli bir oyuncu. Yani <laughs> tabii ki Fenerbahçe'nin mevcut rotasyonunda yer bulma şansı çok az ama önemli bir oyuncu. Türkiye'de belki o çok istemiştir Westerlo'yu bilmiyorum ben. O kadar heveslenmezdim onun yerinde olsam. Ee, yani Türkiye'de geçen sezon olduğu gibi Giresun'da mı oynamıştı? Giresun'a mı kiralanmıştı? Tabii tabii Giresun. Sen? Yani bu sene önemli takımlar Muhammed'e şans verebilirdi diye düşünüyorum. İçeriden de takımlar istedi aslında. Ama yani Westerlo ne kadar önemli bir hamle. Mesela Hallak bunlara da şaşırdım. Hallak bunlar bugün Türkiye Ligi'nde fark yaratabilecek bir oyuncu. Hatta büyük takımlarda da kolaylıkla bir e, takıma çağrıldı. Çok önemli rol üstlenebilecek bir oyuncuyken Westerlo'ya gitti. Kaça gitti? Nasıl gitti? Westerlo. Bilmiyorum hani tamam hor görmeyelim de hani ile ilgili ne biliyorsunuz? sahipleri bir şey bilmiyoruz değil Türk mi? Yani. Vatandaşlarımız Hasan Hoca orada. Evet. Hangi Hasan Hoca? Fenerbahçe'nin ha. idari menajeri ha. değil ha. mi? Eski aleyküm. akıllı, Hasan Akıllı bir adam ha. ya. Çok iyi transferler yaptılar. İyi iyi. Ya Vestello açısından çok iyi transferlerdi. giden oyuncularımız açısından ne kadar iyi onu bilemiyorum. Ve ayrıca Türk kulüpler nasıl Halil Akbunlar'ın böyle gözlerinin önünden Vestello'ya gidişine baka kaldılar. Ya da Muhammed Gümüşkaya'nın özellikle Fenerbahçe'den İnginç. Hull City'ye ve West bayağı oyuncu gitti. Ya bir Hasan Galatasaray'dan Hasan da iyi e gidiyor mu hala? Hasan Bey bildiği oy, boyu oyuncuları alıyor. Yani alıyor, işte evet, Hull evet. City'de Fenerbahçe'den yine gelen yani oyuncuları var. Yani bilinen, bildik oyuncuları tercih ediliyor. Genç bir arkadaş yani Fenerbahçe'nin kadrosunda kalabilir miydi demek ki hoca Istemedi. Zor işi zordu. Oynamazdı oynayamazdı, oynayamazdı Benim şaşırdım Türk kulüplerin e, bu oyuncuları olan iyice. Cengiz Sizi... Ünder'i çok soran var. Bitti mi iş diyorlar? Yani biz Cengiz, Cengiz Ünder? Kulağıma... Galatasaray Cengiz Ünder. Galatasaray'a geçtiysek <laughs> çok soru var. Yani konuşuyoruz pey. Son bölümde transfere. E, de, ya bitip bitmediğini bilmiyorum ama şunu biliyorum Galatasaray'da yine birkaç yabancı oyuncunun birkaç farklı mevkide ismi çok ön planda. Ama Galatasaray'ın mevcut e, 11 denemelerine bakarsak Okan Buruk'un. Kale'de Muslera. Yabancı. Savunmada şu an için Abdülkerim Hı -hı. ve Nelson. Değil evet. mi? Sağda şimdilik Boğay ama Dubuğa'da antrenmanlara başladı. O da yabancı. Evet. Solda Fana Anolt. Belki Kazımcan. Ama hani <laughs> Fana Anolt çok beğenilmese de. Kazım da hani Galatasaray seviyesi mi? Henüz soru işareti. Potansiyelli bir çocuk. Belki de olacak. Evet. Ortaya dönelim. Mitchö Sakat. Torreira. Oliveira. Kenarda bir Mertens tutun. Yabancı. Orta sahanın üçü de yabancı. Sağda Yunus. Solda Kerem. Abdülkerim, Kerem ve Yunus'la 3 tane türkü buldun. Değil mi? Forvet olarak da Seferovic. Ya da hani çok fantastik bir şey yapacaksan Gomis. Hani 90 dakikayı kaldırabilirse. Baktığında Galatasaray'daki 3 Türk, Abdülkerim şu ana kadarki performansa 10 üzerinden kaç veriyorsun? Yani. 5. 5, 5,5, 6. Yunus? 6. Ben 7 veririm Yunus'a. Kerem? 3. 4. 3, 4. 4 veriyorum. Hadi Yunus'u da 6'ya düşüreyim güzel hatırın için. Hani Kerem'e 4 verdim ona da 7. Çok abartı kaçacak diye ki Yunus 6, Kerem 4. Abdülkerim'e de 4,5'dan 5 verdim. Akbaba'ya? Şimdi oynama ihtimali olan diğer Türklere geçelim. Ömer Bayram'ı falan çiz. Kazımcan'ı tutalım. İki tane daha var aslında. Üç tane daha var. Emre Bazı konuş. Galatasaray taraftarları Okan Kocuk'la da maçlara çıkılabileceği Hı. iddia ediyor. Öyle bir şey yok değerli izleyenler. Öyle bir şey yok. Muslera kesilemez. Ama Okan Kocuk da önemli bir oyuncu. Kupa maçlarında Okan Kocuğu oynarken görebiliriz diye düşünüyorum Muslera'ya. Sakatlık veya ceza denk gelmediği takdirde. Evet Kazım Canlı, Emre Akbaba. 10 üzerinden kaç? İkisine mi? Hayır ayrı ha. ayrı. Yani Emre 5. Galatasaray'a da bir 5 verelim. Gençtir diye. Evet. Yani pana nokta şey yapmıyor yani. Uçup kaçırmıyor. Şimdi görüldüğü gibi Galatasaray'ın ilk 11'inde doğrudan oynatacağı kalitede ve hazırlıkta Türk oyuncu ihtiyacı elzem. Galatasaray mecbur. Hani hala yabancı kovalıyor ya Galatasaray siz Kerem'le Yunus bir arada sanki olmuyor gibi bir izlenim doğmaya başladı. Ben de dahil olmak üzere. Yani Kerem pas verecekken şut çekiyor. Şut çekecekken dripling yapıyor. Dripling yapacakken pas veriyor falan. Hani kafa bir karışık çocuğun. Yunus yavaş yavaş adapte oluyor ama ben her hareketinde yine de bir iddia ve bir kalite, bir mantık bulabiliyorum. Ama tam istenildiği gibi değil. Abdülkerim Markadan sonra hani orada o ihtiyacı göremiyor. Bence biraz da haksız bir şekilde fazla eleştiriliyor. Nelson ondan daha çok hata yaptığı maçta yine Abdülkerim eleştiriliyor. Nelson'un yaptığı hataları unutuyor insanlar aynı maçta. Ama böyle bir durum var sonuçta. Yani niye eleştiriyor? Aslına bakarsan bence şu anda Kerem'i de böyle bir hafif arada dinlendirmek onun da ruhuna, ruh sağlığına, performansında olumlu gelecekmiş gibi geliyor bana. Ha yapabilir mi Okan Hoca bilmiyorum. Ya yani Kerem'de de bir hafif hafif papazlık emareleri gözüküyor farkındaysanız. Yani takımda da çok sevilen futbolculardan olmadığı şeklinde bir iddia var. Uzunca bir süredir. Özellikle o markayla ile yaşadığı büyük talihsizlikle hepimizin de Kerem'den yana olduğu o vukuattan sonra Kerem'le ilgili ne oluyor diye de böyle bir durum var. Performans da çok Geçen senekine göre uzakta. Dolayısıyla Galatasaray'ın bence imkanı varsa tabii ki en az iki oynatabileceği Türk oyuncu alması lazım. En az bir kesin. Bu Umut Bozok mu olur? Forvet mi olur? Orta saha mı olur? Veya savunma mı olur? Kaan Ayhan mı olur? Bunu bilmem. Ya da kanat forvet Cengiz Ünder mi olur? Onu bilmem. Ama Cengiz Ünder, Kaan Ayhan ve Umut Bozok seviyesinde Galatasaray'a konduğunda verim alabileceğin Türk transfer ihtiyacı kaçınılmaz. Galatasaray şu anda bir yabancı transfer. Mertens'i nereye koyuyorsun burada? Ben koyuyorum bir yere de çok tepki çekti. Ben Kerem'in yerine koyuyorum. Trabzon maçında belki o Duba oynayacakmış abi. E, Duba zaten Trabzon maçı hedefiyle e, şeye alındı, ihtimam gösterildi. Dün de antrenmanlara başladı. Büyük ihtimalle de oynayacak. Şimdi senin Duba, Nelson, Muslera, Fananolt kaçınılmaz. Peki 3 Türk'ün kim? Fananolt'un yerine Kazım Canlı çıkabilir misin? Mesela Trabzon'a. Çıkamazsın. Peki Oliveira, Torreira, Mitchell. Mitchell sakat. Oliveira, Torreira önlerine Emre'yi koydun. Ne, ne yapacağım başka? Emre'yi oynatma. Mertens'i koyabilirsin. Evet. Üç yabancı gene Kerem Yunus. Yani burada e, Okan Hoca'ya düşen şey 92 tane tekrar ederim. Ay, bir yanlışlık mı, yanlışlık mı var yani Galatasaray'da? <laughs> Şöyle daha doğrusu e, Türk futbolcan şimdi Abdülkerim'den geçen seneki performansından sonra Galatasaray'daki performansını beklemiyordu kimse. Daha yüksek bir performans bekleniyordu. Belki bir marka o değil ama markayı Hani aratmayacak, ya, iyi ki de bu çocuğu aldık dedirtmesi bekleniyordu. Bence hala erken ve ben Abdülkerim'den hala umutluyum. Fakat Abdülkerim'le ilgili homurdanmalar var. Diyorum ya Nelson daha çok hata yaptı aynı maçta. Ama herkes Abdülkerim'i eleştirdi. Yorumcusu taraftarı, sosyal medyası. E Tam bir programın ilk bölümünde konuştuğumuz konu. Yani bir sabırsızlık var. Sabırsızlık var ve bazı oyuncuların üzerine çok ciddi şekilde gidiliyor tamam, ve ee, baskı yani, yapılıyor yani. Şikayet kutusuna at yani sonuçta ne ya, tamam oyuncu o çözüm yok ki bu böyle devam eder. Hayır, çözüm çözüm üretmek zorundasın. Çünkü 3 tane Türk oynatmak zorundasın. Hadi. Önünde de kaybedersen büyük maraza çıkacak bir Trabzon maçı var. Niye maraza çıksın ki ya? Ne olacak Vallahi abi yani? Vallahi Gomis şu 2 golü atmasaydı Trabzon maçı Okan Buruk'un son maçı olurdu. Yok artık yani. Tabii canım yani netflix belgeseli bile beklenmezdi. Yani o kadar basit mi yani hocanın şeyi? Benim açımdan mi? değil ama ortam bu şekilde hazır. Yani böyle bir ortamda böyle bir ortamda yani çalışmak da bir, bir insan için zor olması lazım. Yani bir evet. sahaya mı yoğunlaşacaksın? Allah Okan yoğun yardımcısı olsun. Bence bütün Galatasaray dışarıdaki, camiası. Dışarıdaki şeylere mi yoğunlaşacaksın? Bütün Galatasaray camiası Okan Buğ'a destek olmalı. Çünkü burada söz konusu olan Galatasaray. Oluyorlar da destekliyorlar. Ya sen Galatasaray Trabzonspor maçına bu açıdan mı bakıyorsun? Yani Galatasaray diyelim ki Trabzonspor'a mağlup Trabzon olursa... Trabzon kaybederse de büyük sıkıntı olur. Tır, ya o Trabzon aç, açısından farklı onu konuşmuştuk belki e, basın toplantısının bölümünden sonra tekrar yineleyebiliriz, konuşabiliriz de. Ya yani diyelim ki Galatasaray e, Trabzon'da mağlup oldu. Yani ne, ne yapacağız şimdi? Okan Buru istifa mı olacak? Yani ne, hadi gitsin Hayal mi olacak? Bana kayeyse yani. tarihi büyük tarihi bir hata olur öyle bir şey yaparsa Galatasaray. Ya hiçbir kredisi yok bu adamların. Yani hayli bilinen noktada... Ya geçen sene Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim'le Galatasaray yolları ayırdı. Evet. Beşiktaş'ın efsanesi Sergen Yalçın da bir önceki sezon iki kupa almasına rağmen Beşiktaş yolları ayırdı. Evet. Ya kimse kimseyi kandırmasın, yemesin e, tamam. yani. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. İşte İsmail Kartal değil mi? O da <laughs> Ya İsmail Kartal, değil İsmail değil Hoca falan hani onları saymıyorum bile. Ya Beşiktaş Sergen Yalçın'la iki kupa aldığı sezonun devamındaki sezonda vedalaştı. Fatih Terim Galatasaray'ın yaşayan en büyük efsanesi Galatasaray'la vedalaştı. Hem de Burak Elmas vedalaştı. Hani Fatih Hoca hani Galatasaray'dan daha çok Fatih Terim demiş bir adam seçim kampanyasında. Ya ben senin sözlerinden şunu anlıyorum. Evet. Ne anlıyorsun? Ben de anlamak isterim. Yani Galatasaray böyle ligde biraz tökezlerse, kötü sonuçlar olursa ee, e ne oldu şimdi Amerika'yı mı teşvik süreçte. Çok büyük bir gizem mi kaldırdım yani? Yok yani ben. Herkes bunu konuşmuyor mu zaten şuradan çıktığın anda. Ya bunun konuşulmasının yani tabii Fatih terimin göreve geleceğini e, ifade ediyorsun. Yani öyle anlıyoruz tabii. herkes de anlıyor zaten. E zaten ama, herkes konuşmuyor mu? Ama, ben mi çıkarttım bunu orada? Ama, ya? yani, Çok ama bunları konuşmanın e, doğru bir şey olmadığı da bir gerçek. Yani bundan hoca da rahatsız. Yokmuş gibi olacak. davranalım yani. Burada fil var şu an stüdyoda. Fil yok gibi davranıyoruz. Burada fil yok. Mesela hani ortada fil dolaşıyor, stüdyoyu kırıyor falan, üzerime doğru geliyor ama fil yokmuş gibi davranacağız. E fili, fil için ortam mı hazırlıyorsun o zaman sen? Emin misin? Yoksa fil var demek. Burada fil yokmuş gibi davranmak mı doğru, fil var demek mi doğru? Yokmuş gibi, yani hiç olması e, lazım. Fil. Birazdan ezerse seni büyük patileriyle, anlarsın. Ya... O zaman hoca yazık ya sen yani böyle böyle düşünüyorsa Galatasaraylılar ya da Galatasaray değil, o, bu gelenleri. Bu durum ya. Yani. E Valerian İsmail iki maç arka arkaya kaybetse ne olacak? Ya böyle görev yapılır mı ya? Böyle bir şey olur mu yani? Peki şunu garanti edebilir misin bana? <laughs> ya tabii ki bir paranoyakça, bir gazeteci şüphesiyle, bir haberci şüphesiyle soruyorum. Kopenhag'a elenen, Galatasaray'a Trabzon'da yenilen bir Abdullah Avcı olursa eğer, evet. Şenol Güneş'in adı Trabzon'da anılmayacak mı? Misal. anılmasın ya niye anılıyor ki ya ben anılsın demiyorum ki Murat anılmayacak mı diye soruyorum. E var soruyorum. işte sosyal medyada gençler yazar yani ya da işte orada oturup yazıyorlar. Işte sosyal medyada o, yazıyorlar. gençler şurursuz şurursuz yazmıyor şöyle Sosyal medyada şöyle. onlar yazdırtılıyor. 20 bin mesela yarın yarın 20 bin insanın Şenol Güneş olarak adını değiştirmek istediği gibi bir şey çıkabilir sosyal medyada. Ya tabii biz Trabzon'dan Gal 50 bin kişi Mustafa Denizli yapmaya Daha sıraya dön, dönersek yani senin e, e, Konu söyler, hep aynı söylen, Sen Galatasaray'a dön, Trabzon'a dön. A, Galatasaray'da biraz farklı. Yani biraz önce dedin işte belgesel çıkıyor dedin. işte o dedin, bu dedin. Sonuçta yani e, Su bir, ısıtılıyor bir, bir, mi? bir, gündem sıcaklığı var dedi. Su dedin. hiç soğumuyor. Su ısıtılıyor demiyorum ben. Su hiç soğumuyor. Kardeş, o zaman sezonun başına getirselerdi ya. Hoca Okan Burak'a niye gittiler? Eğer böyle bir durum varsa gerçekten ki var tamam camiada bunlar da konuşuluyor. Ya ben üretmiyorum değil mi? Yani ya bir sürü bir sürü hayır hayır yani. bir sürü tweetler atılıyor o oluyor bu oluyor ama yani bu Galatasaray'a çok zarar şu anda bir zarar verir. Bence hiç bu konulara girmemek lazım. Okan bu 3-4 haftayı atlatırsa. E tamam ee... ondan sonraki 3-4 hafta şeyse yine aynı konu gündeme gelecek. Yani böyle böyle iş mi yapılır Sanmıyorum. Yani? Şu 3-4 hafta çok kritik. Okan Burk Galatasaray taraftarı Okan Burk'a destek veriyor mu sence? önemli bir bölümü veriyor. E, vermeyen de var. Tabii ki. E, 20 bin kişi sadece Fatih Terim ol, olsun diye ismi başvurmuş nüfus dairesine. Aykut, e, değil mi? Da da, da, mı? haberler var. Niye başvurmuşlar yani? Niye ne olacak yani ismini istiyorlarmış? Ya isminin Fatih Terim olmasını isteyenler Galatasaray'ın teknik direktörü olmasını da ister herhalde. O kişiler Galatasaraylıdır diye düşünüyorum ben. Çok değişik bir rakammış ya. Yani enteresan bir durum gerçekten. Yani ismini değiştirmek isteyenlerin bu kadar dün ok dün gelmişti bu haber geçmişti. Hem ciddi ciddi kaynaklardan evet, geçti. Evet evet. Hani evet, e, şey değil böyle internette troll hesap doğak, falan değil doğak, mi? Bu ha, ben hocaya hocaya zaman verilmeli e, diye düşünüyorum. Bir, iki çok fazla e, olumsuz işte gol atamıyoruz ya da ligdeki ilk 3 maçta alınan 6 puanın kötü olduğunu düşünmüyorum. Yani, Fenerbahçe'de Ümraniye'den berabere kaldı. Beşiktaş Alanya ile kaldı. Trabzonspor 5 gol yedi. Antalya yenildi. Dolayısıyla hangi bir takım çok iyi ki yani bakıldığında. Evet Galatasaray'da mağlup oldu. Bir gol sorunu var. Elbet çözecektir. Yani sonuçta bazı taşların yerine oturması lazım. Bazı oyuncuların kadrodaki yerlerini alması lazım. Bir Baya baya yeni bir takım yapıldı. Yani evet sen diyorsun ki Fenerbahçe Fenerbahçe'de yeni takım diyorsun ama Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin de bir gelenleri var yani geçen sezondan. E sonuçta Beşiktaş'ın hocası geçen sezon geldi. Önemli oyuncuları var. Önemli oyuncular aldılar ama Galatasaray'da yani orta sahanın şeyi değişti. İşte Yunus geri döndü. Eee ileride Seferovic alındı. E, defansta en önemli oyuncuları marka gitti. E, Nelson gidiyordu, gitmiyordu derken şey e, sol <laughs> bek değişti. E, sağ bek desen ee, yine aynı şekilde yani baya baya da ciddi değişikler oldu ve bunları yeni gelen bir teknik direktör yaptı. Yani yeni gelen bir teknik direktörüne de biraz kredi verin ya biraz arkasında durun sahiplenin. Yani bunu tamam başkan yapıyor ama keşke yapmamak zorunda yap, yapmak zorunda kalmasa. Ama bu hep konuştuğumuz programdaki gibi e, baskı 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 sosyal medya baskısı yeniliyorum. Abdülkerim için altı yakın Tweet atılıyor ya. Ne oluyorsunuz kardeşim ne olur, bir durun ya. ya. Aynısı Mezo için içi yani. da atıyor ya. Ya bu kadar takılma onlara. Niye takıl? Ben takılmıyorum, oyuncu takılıyor. Takılmıyor mu ya oyuncu, oyuncu takılacak yani? Takılacak tabii canım. Yani, Takılsın bir zahmet. Yani. Normal mi yani bu Şu kadar? Ama sosyal medya kulüpler sosyal medya kulüpleri yönetmiyor. Kulüp yöneticilerinden bazıları sosyal medyayı yönetiyorlar. Şu anda koltuğu en garanti teknik direktör kim? Cesus. Jorge Jesus. Cesuslu Abdullah yani Avcı. Yani Avcı'yı da sayabiliriz evet. Sonuçta şu anda öyle. Ya, bu takımı şampiyon yapmış bir teknik direktörden bahsediyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa da lig mi bence hiç pek bir önemi yok. Yani orada başarılı olsun zaten. Ligi ne yapacak ya Trabzonspor? Ben öyle düşünürüm. Ya, i̇kisine de gitsin ama bizi temsil etsin. Sıfır puan almasın iyi sonuçlar alsın. İyi 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 futbol Bizim oynayalım. Yani. Adamı olur abi biz gideriz. tabii ki yani izleyiz. sonuçta i̇yi işin, işin gelir. maddi manevi tarafı oldukça fazla Trabzonspor için de fazla. Türk futbolu için de fazla. Yani orada büyük büyük bir şey var. imkan var. Bizim bundan yararlanmamız lazım ülke futbolu adına. İşte sürekli eleştiriyoruz, gelirlerden bahsediyoruz. Yani Trabzonspor oradan çok ciddi gelirler elde edip şu an kurduğu takımın bütün zaten Sayın Başkan demedi mi? Oraya girersek takımın bir yıllık maaşını kurtaracağız diye. Yani Trabzonspor için yarın önemli bir gün. Ee, Galatasaray'a dönersek ben Galatasaray'da hocaya e, mutlaka e, bir, bir sabır gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya yani bu sabırsızlık var. Maalesef var. Maalesef bazı maçlar üzerinden yani alır alamaz. Galatasaray mağlup olur. Olmaz. Hemen böyle bir e, oklar hazır bekliyor yani hemen böyle bir şey yapalım eleştirelim hocayı. Onun için e, sabırlı olmak lazım. Ama Galatasaray'ın sorunları da var. Evet ya yani iki maçta gol at, iki tane gol atıyorsunuz. Biri 86. dakikada, biri 90 artı bir ya da ikide geliyor Gomis'ten. Yani bu bu da bir, bir, bir enteresan bir durum gerçekten. Bu kadar oyuncu almışsınız, transfer yapmışsınız, iyi oyuncular getirmişsiniz. E, takımı toparlay toparlayacak demiyorum. Bir, bir toparlanacak bir durum yok. Bazı oyuncuların performanslarıyla ilgili <laughs> sorunlar olabilir Nasıl durum, ama bu toparlanacak takım toparlanacak durmuyor. Galatasaray oynadığı futbol toparlanılmayacak. şekilde... bir zaman bir şekilde ya ne var ya bir 3 hafta bir geçsin ya bir 8 9 olsun Galatasaray'da ya. Galatasaray'da geç yapılan transferler yüzünden hmm. e, hazırlık dönemindeki çalışmalar tamam kadük olmadı belki ama e, yani şimdi siz yeni yepyeni bir orta saha kurdunuz. Toreyralı, Oliveyralı işte Mertensli, Mertens'li yepyeni bir orta, orta saha kuruyorsunuz. Hani yepyeni bir sağ takım kuruyorsunuz e, tamam. ve transferlerin hepsi son anda yani geldi yapıldı. E şimdi daha yeni yeni Okan Buruk onlarla kim bu transferin sorumlusu böyle kim? geç yapılmasının Erdem Bey mi? Bilmiyorum. Erdem Bey. Er, Erdem Timur. Erdem Timur. Ha, 15 gündür yok da piyasada. Yapmıyor transfer demek ki şu anda. Hani kim konuştu? En son Metin Bey konuştu değil mi baştan son? Baştan Metin, sonra Öztürk Metin Öztürk Bey konuştu. Mayıslar bizim olacak dedi. Yine. A, Mayıslar baştan. bizim olacak dedi. Metin, Metin Öztürk'ü de seçimden sonra ilk defa gördüm. Baş... Cengiz Özyalçın öyle olurdu. Kimse konuşmazdı. Cengiz Özyalçın konuşurdu. Bravo Metin Bey'i de tebrik ediyorum. Hani... Konuşmak mı gerekiyor? E birisi de çıkacak, konuşacak. Bir şeyler sormak istiyor basın mensupları Galatasaray muhabirleri sonuçta. Oyundan memnun musunuz? E Gomis merkez girdi, Galatasaray olacak mı? Şu ana kadar sadece iki tane gol attı Galatasaray. Onu da sezon başında keşke gitse dediği Gomisle attı falan gibi sorular soracak Galatasaray muhabirleri tabii ki. Ya buna yöneticiler mi cevap verecek canım? Kim okan, cevap Okan abi? Buruk cevap verir Okanlık buna ya. bir durum yok ki burada. Nasıl Okan Galatasaray'ın hani Jesus gibi anahtarları alıp her şeyi dizayn eden adam Okan değil ki. Okan Buruk değil ki. Okan Hoca değil ki. Kim? Erden Timur mu yaptı takımı yani? Kim yaptı Bilmiyorum takımı? Bilmiyorum yani. Cenk Bey mi yaptı? Yapmadı Kim galiba? yaptı? Tam olarak Erden Timur da değil. Dursun Başkan'ı da pek görmüyorum. E Okan Buruk da hani şey dediğini hatırlıyorum ya. Yani orta sahaya acil transfer yapmamız yani lazım şunu, diye birkaç sen kere konuştum. Sen kere şunu demek onu. istiyorsun belki de. Yani bir, bir ses verin kardeşim. Çıkın bir gürleyin. Bir ne bileyim bir gündemle dair açıklamalar yapın. Takımla ilgili açıklamalar yapın. Bir sesinizi yüzünüzü görelim diyorsun yani. Ben fotoğraf yani. bile görmüyorum ya. Yani... Galatasaray hani sadece futboluyla neyse ki 6 puanı var 3 haftada. Gerçekten hiç fena değil. Ee, Galatasaray hani, gürlemeyi, kükremeyi bir tarafa bırakalım. Galatasaray gündemde olur. Galatasaray kendini konuşturur. Galatasaray konuşulur. E verilmeyen penaltısında bile kimse konuşmadı. Yani kim konuşacak? Yani transfer döneminde görünelim. Transfer bitince hadi eyvallah diye bir şey yok yani. Sadece transferlerde gözükmek değil yöneticilik. Altyapıyla ilgilenmek. Altyapıdan oyuncu çıkartmaya çalışmak. Teknik keki heyete moral vermek. ya yani sen şu şöyle bir şey diyorsun. Mesela Beşiktaş işte Yasin Dal değil mi hakem? Ee, kol. kol. Ol. sorun oldu. Yasin Dal muhabir ee, Şeyden, Kulağa e, çınırsın Yasin Dal'la o. E, muhabir. Sayın Başkan Bodrum'dan çıktı geldi. Soluğu Riva'da aldı. Yani hemen olaya müdahale etti. Kardeşim hakkımız mı yeniyor? Ne oluyor falan dedi. Yani Galatasaray'da hakemlerle ilgili işte verilmeyen penaltı verilmedi yanılmıyorsam. Hangi maçta hatırlamıyorum. Yani böyle bir sessizlik olduğunu filan söylüyorsun. Ben de katılıyorum. Yani genel bir sessizlik var. Bir de böyle bir transferde falan filan güldür, konuşuluyor. Gümbür bir ara. Ee, Transfer dönemi gümbür gümbür. Hani ben, ben mi zaten yanlış hatırlıyorum? Erden, Erden Timur konuşuyordu. Bir o da, o da kampta yapıyorum. Herhalde gazetecilerle bir konuştum. Burada burada konuştu pardon. Burada burada. Ee, i̇şte transferlerle ilgili konuşuyor. Bir de Fenerbahçe'nin bir penaltisiyle ilgili mi ceza alanı dışında mı içinde mi bakıyoruz gibisinden Ümraniye'nin mi? Onunla ilgili bir cümlesi bir de vardı. Dün bir iletişim yapıldı şeyle ilgili böyle derinden sosyal medyada hissettim. Ee, yayıncı kuruluşun tekrar pozisyonları falan filan. Böyle bir şey oldu bir ara ama çok uzun sürmedi. Kalıcı da olmadı sosyal medyada. Ya pozisyonlarla ilgili de genel bir şey var, eleştiri var. Hazırlık yapılıyor statta. Genel bir eleştiri var. Bir de yani bazı, fena, post, bazı Abdullah, pozisyonlarda Serkan tekrar geri getirildiğinde ben anlayamıyorum, göremiyorum. ya Yani görüntüden mi, kamera kalitesiyle ilgili bir şey mi? Yani mesela çok kritik pozisyonlarda böyle canlı şeyi alamıyor. Yani değdi mi değmedi mi eline atıyorum. Yani bacağında nasıl oldu? Bu çekimle ilgili herhalde bir şeyler. İşte bazı şeylerde bazı durumlarda da işte X takımın pozisyonu fazla tekrar getiriliyor. Y takımda farklı getiriliyor. İşte böyle getir... şeyler var var ha. böyle şeyler var. Bu sezon var. bunlar kaynatılacak belli ki. Evet, böyle 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 bir durumlarda var. Yani ya şimdi tabii naklen yayın, maç yayın dediğim şeyde kameraman kalitesi önemli. E, teknoloji kullandığın teknolojinin e, seviyesi önemli. İşte kameranın e, aletlerin çözünürlüğü Kullandığın yavaşlatılmış gösterim, cihazlarının Cihazlar niteliği iyi önemli. <laughs> yani onu ben bilmem. Takdiri yapacak kişi, yani tabii ki benim mesleki anlamda bir görüşüm var. E, kameranın sayısı önemli. Bir de maç rejisinin, yani maç yönetmeninin, maç yayınının yönetmeninin e, katkısı önemli. Sonuçta bir maçı Aykut'un yönetmesiyle benim yönetmem, senin yönetmen arasında göz farkı çok fark var. Yani senin Şeyli anlatmanla var. benim anlatmam arasındaki Şeyli fark abi. kadar. E, slow motion yavaşlatılmış i̇şte onun teknolojisi. oradaki görevli arkadaş da çok kritik. En kritik o be. Yani en yani mesela bana o. çok enteresan bir şey geldi. Bundan bağımsız konuşuyorum. Onyekuru'nun verilen offside gerekçesiyle iptal edilen penaltısındaki ile Onyekuru'nun Onyekuru'ya verilen ve penaltı olan pozisyonda benim gözüm ama yanılıyor olabilirim ki tabii ki muhtemelen de yanılıyorum. <laughs> Teknolojiye de güvenmek lazım. Offside denen penaltı pozisyonunda offside yok, offside değil denen penaltı pozisyonunda offside var gibiydi mesela. Ama burada açılar, çözünürlük, oynatma şekli, durdurduğun an ve referans e, noktaları o kadar önemli ki. Şey de çizgiler de hala. Yani ancak kendim çizdiğimde emin olabileceğim gibiydi o, o iki pozisyon Ama Var odalarını açacaklar dedi herhalde değil mi Sayın Ben girmiştim Tf yani var odasında biz başkanı... biliyorsun oryantasyondan geçmiştik evet. Erman abiyle. Hani hala bence Hayır, aç... hani bu işi orada sahada gözlemlemiş birisi olarak önemli bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Açsınlar dedin. Ya yani medya mensuplarıyla bu tür bir gezdirme mi bir, bir orada bir olayı yaşamak gibisinden algılaman çok zor. O olayı yaşamak gibisinden bir cümle söylemişti Sayın Federasyon Başkanı. Ben hani soruları görüntülü olarak çekip verirsem ben ve benim gibi düşünenler. Çünkü teknik olarak ben hakikaten Onyekuru'nun verilen ve verilmeyen penaltılarındaki offside'larla ilgili hakikaten o pozisyonlarda veterinin başında olup referansları kendim vererek görmek istiyorum. yani birisi offside olmayan offside gibi geliyor. Offside denense offside değil gibi geldi bana. Ama yanılıyor olabilirim. O işte çok zor abi. Yani var diyorsun da var da mesela şöyle hem süperlik şimdi de tefebe birincilik de var. Ya bu kadroları genişletecekler. Ayra, ayra Burada mesela, yani İngiltere'de e... kaldırmaya çalışıyor. Bir şekilde punduna getirip varı iptal edecekler. Evet Abdullah Hoca geldi. Ee, hazırlanıyor. Kadir Ömür'ü de gördüm ki bizim programımızın son kısmına geldi. Ben şimdilik Serkan Korkmaz ve Murat Özbostan'a da teşekkür edeyim. Belli ki biraz uzun sürecek Abdullah Hoca ile Ömür'ün bas toplantısı. Hemen Trabzon'a gidelim.